Misafirlerimiz, çok güzel hareketlere hoş geldiniz. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Gerçekten. Ya şu dumanları çok güzelsin diye bağıran oldu. Sanki önceden çalışmışız gibi, çok teşekkür ederim. Vallahi gerçekten bugün bir seyircimiz beni güzel buldu. Yani gerçekten 20 yıldır televizyona çıkıyorum ve ilk defa güzel bulundum. O kadar hoşuma gitti ki. Yani zayıf, yakışıklık vardı ama güzellik. Bir de şimdi böyle sisi basınca böyle Tarkan güzelliği geldi bana. Böyle fıkır fıkır. O nasıl gülüşler? He, mutlu yıllar Metito. Ay kardeşim benim. Yavrumun doğum günü bugün. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Enteresan gerçekten biz yani önceden tek başıma meşhurdum. Şimdi yavrularım benden daha meşhur. Küçük oğlum 2 yaşına bastı. Büyük oğlum da 3,5 oldu. Yani güzeliz ama büyüyoruz be. Ve değil mi? Bir kederlendim. Yani mutluyum ama biraz da kederlendim. Evet, bugün çok yerden gelen var ama en dikkat çekicisi Pendik ve Beylikdüzü'nden gelen iki konuğumuzu bir karşılaştırdık. Pendik kazandı. 2 saatte gelebilmiş. Ama nereden geliyorsanız gelin, hepiniz biletler aldınız, yollara çıktınız, yollarda perişan oldunuz, geldiniz buraya bizi izlemek için. Biz de sizi çok güzel eğlendirelim inşallah. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Çok güzel hareketler. Başlıyor alkışlarınızla. Teşekkür ederiz. Evet, ben hala yani ne kadar uçağa binersem bineyim uçaktan korkan insanlardan biriyim. Hakikaten tırsarım yani. Evet, alçak irtifa geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Oğlum ben çok korkuyorum lan uçaktan. Binmesek mi acaba? Tamam lan olur hadi gel gidelim yere ya. Bana tamam uyarım. Binmeyelim. Vallahi tamam. Mı ben dalga geçeceksiniz diye çok korktum. Sağ olun lan. Saçmalama oğlum gel. Manyak mısın lan? Böyle skeç mi olur oğlum? Tamam. Allah Allah. O zaman ben korkularımın üstüne gideceğim. Lütfen kardeşim, bir zahmet. Gel şöyle otur. Gel. Bak uzmanlar ne diyor? Uçak en güvenli ulaşım aracı diyor. Uzmanlar öyle. Kim tayin etmiş bu uzmanları birader? Yani kim demiş? Sen uzmansın diye kim demiş bunları? Doğru diyor oğlum. Havada bir ton demir nasıl uçacak ya? Bir ton pamuk olsa neyse. Oğlum bir ton demirle bir ton pamuk aynı şey. Aynı şey değil oğlum. Olur mu işte? Pamuk olsa yumuşak düşeriz. Ya arabayla mı gitsek acaba ya? Ya güzel kardeşim. Sen hiç kafa kafaya çarpışan uçak duydun mu? He? Şarampole yuvarlanan uçak var mı mesela? Ya yarın sabah haberlerde birileri duyarsa? Oğlum ben bir şeyim, ben korkmaya başladım. Kalkın gidelim ya. Gidelim. Hadi, hadi gidelim. Ne oldu? Abi geç şöyle ya. Gaza gelmeyin. Allah Allah. Allah Allah. Ne güzel business'ta gideceğiz işte. Business daha mı güvenli? Hayır ama daha rahat. Oğlum ben ne yapayım rahatlığı? Ölünce oh ne rahat öldüm ya. Ya ben çok korkuyorum ya. Kardeşim tamam. Tamam tut elimi. Elimi tut. Elimi tamam.
Elimi ama, tut. Tamam, fazla ileri gitmem, merak etme. Ama baktık düşüyoruz, bir boyuna dalarım. Boyuna dalarım. Önce kesin osurdu gülmeye dedi. Hayır, ne oldu, ne oldu? Elini tutsa ne olacak oğlum? Elini tutunca hava yastığı mı açılacak? Ya susar mısın kardeşim? Dön sen pencereden dışarı bakar mısın? Bakmıyorum. Abi böyle sana bak. Abi böyle bakıyorum bak. Böyle bakıyorum sana. Ne oldu ya? Şey, su getirsene bana. Bir tane. Bunlar, EYT vurmadım sana. Hostes. Ne hostesi lan? Yok ya, gençlerde hiç saygı kalmamış. Allah Allah ya. Tam olarak nasıl bir saygı kavramından bahsediyoruz? Kalkacağın yer vereceğim bana. Niye yer ver? Ver bakayım şu biletini. Al. Bir B diyor ha, teyze. Evet. Burası senin yerin. He. Yok, ben teker üstü gidemem. Ne tekeri ya? Uçak mı uçak? Teker meker yok. Uçakta teker yok mu? Ulan oğlum, uçuyoruz. Tekere ne ihtiyaç var? Şu yürüyen uçağı bir icat edemediler ya. Çok iyi fikirdi. Dalga geçtiler çocuklar. Allah'ım bir an evvel kalksın şu uçak. Allah'ım bir an evvel insin şu uçak. Hadi kalk, bana yer ver. Hadi. Hadi, ben zaten senden sonra ineceğim. Hadi. Teyze. Hı. Uçak inecek. Evet. Hepimiz ineceğiz. Evet. Ya kaptan beni Bolu'da tükürmeyecek ya. Nerede tükürse Allah aşkına, anan yaşında kadınım. Ne olur beni kırmasan. Ha? Allah Allah, istemiyorum. Burası senin yerin ben ya. Ben oraya oturacağım. Hadi Allah inan Allah, çat haydi bakalım, ben buraya, buraya oturmayacağım. Akşama kadar kavga haydi edeceğiz bakalım. Senin adına. Haydi. Ne haydisi? Haydi. Pardon, acaba bir problem mi var? Var kızım. Tamam, siz sessizce kendi aranızı halledin. Teyze, sen buraya niye oturmak istiyorsun? Camdan bakacağım. Yol tutuyor beni. Ben camdan, camdan bakayım. Hadi. Yol tutuyor. Dolmuş mu bu ya? Dolunca kalkacak. Dolmuşmuş işte. Dolmuş dedi. Ya Allah aşkına gel otur ya. Hadi tamam kalk, ya. Kalk. Allah aşkına. Ay. Geç. Teşekkür ederim. Vallahi hiç gerek yoktu. Evet, hallettiniz mi? Kemerlerimizi bağlayalım lütfen. Uçuşa hazırız. İyi uçuşlar diliyorum. Hanımlar, beyler, uçuşumuza hoş geldiniz. İstanbul-Kayseri uçuşumuzu gerçekleştirmek üzere yaklaşık 2 dakika içinde havalanacağız. Ama ben zaten hep havalıyım. Bak, pilotun sesi hep böyle bir güven veriyor. Evet, evet, bir iyi geldi. Allah'ım. İyi güvenmiyor. Sakın başlama bak. Oğlum ben diyorum bak size, bir anlatmaya başlasam bir daha binmezsiniz. Lütfen susar mısın? Tamam, yalanlarla dolu hayatınıza devam edin. Değerli yolcularımız, uçağımıza hoş geldiniz. Uçuşumuzda tam 8 adet çıkış bulunmaktadır. Bunların 2'si ön bölümde, 4'ü orta bölümde ve diğer 2'si arka bölümde yer alıyor. Sevgili yolcular, tehlike anında koridorlarımızdaki ışıkları izleyerek uçağımızı terk edebilirsiniz. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum. Teşekkür ederim. Güzel güzel, bak severek işini yapıyor. Çok güzel. Ha, sen ne iş yapıyorsun? Sen bana ne bakıyorsun ya? Sen cam kenarı istemedin mi? Camı izleyeceğim demedin mi sen? Evet. Dön cama bak sen, dön. Allah Allah, ne iş yapıyordun? Kabzımı alın ben. Adım da Süleyman. Tamam. Oğlum kadın tehlike mehlike dedi. Kalkmadan insek mi ya? Ne kalkmadan insek mi oğlum? Kalktık zaten, uçuyoruz. Uçuyoruz mu? Ben de diyorum niye geri gidiyoruz ya? Tamam, tamam kardeşim. Gerilme sen. Tut elimi. Böyle güzel rahat rahat gidelim. Oh. Oh. Ellerin de yumuşacıkmış lan. Ne yapıyorsun? Krem mi sürüyorsun? Ya çek şunu Allah Allah. Tamam, ben de müptelası değilim. Korkuyoruz herhalde. Değerli yolcularımız, yolculuğumuz başlamıştır. İstanbul-Kayseri arası uçuşumuz yaklaşık 1,5 saat sürecektir. Uçkur Hava Yolları adına hepinize iyi yolculuklar dilerim. Sağ ol ya. Sağ ol. Yolculuk nereye? Ne görüyorsun lan gevrek gevrek? Nereye gidebiliyor? Sence nereye gidiyoruz? Hepimiz Kayseri'ye gitmiyor mu bu uçak? Lan ben Yozgat'a gidiyorum mesela. Orada havaalanı yok çünkü. Ne oldu? Göt oldun. Sizi tebrik ederim teyzeciğim. Birinin bunu yapması gerekiyor. Sağ ol. Sağ ol evladım. Dön sen o tarafa, dön bak ya. Dön. Ha bak. Aa bak ne güzel. Bulutlar falan. Lan ne bulutu? Sis. Her yer sis. Sis mi? Ha sistir ya.
Yok yok kardeşim, sis değil o, rüzgardandır ya, bir şey olmaz, korkma. Ablam sana geliyorum. Ay. Lan oğlum. Acil durun. Yok yok, korkacak bir şey yok kardeşim. Sis o rüzgardandır değil mi Hostes Hanım? Yok yok, bu türbülans falan değil, fırtına. Fırtına mı? Fırtına değildir, ya yeldir o, yeldir. Lan ne yeli? Düşüyoruz lan ne yeli, hala yel diyor. Yok abi, yok abi, ne düşmesi ya, düşmek falan yok. Süzülerek ineriz yani böyle değil mi Hostes Hanım? Ne süzülerek inmesi yahu? Öyle bir şey yok. Direkt çakılacağız. Hayır, hayır. Çakılmak falan yok. Yok mu böyle giyeceğimiz falan bir şey ya? Yahu! He? Ben önlemimi aldım. Bence siz de şu altınızdaki can yelekleri ne, bir an evvel atın. Hangi? Ne altı? Koltuk altınızdaki can yelek. Benim koltuk altımda yelek yok. Ulan gerizekalı, bu koltuğun altındaki. Sana geldim. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi bakalım. Yok 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 yok. Hostes Hanım, denize iniş yapacağız değil mi zaten yumuşacık hayır, bir şekilde? Hayır, şu an Ankara üstündeyiz. Lan o zaman niye bunu veriyorsunuz bize lan? Sen paraşüt ver denize. Kullanacağım mı lan paraşüt? Ha? Versen kullanacağım mı? Sümük gibi yapışacaksın yani. Niye kullanacağım diyorsun? Allah Allah. Yok yok. Yok yok, yere çakılmak falan yok. Zaten bu pilotlar oldukça eğitimli pilotlardır değil mi? Bizi sağ salim indirirler değil mi? İnşallah. Sen yolcularımız uçak sallıyor şu an. Otomatik pilot bile rotaya sokamadı. Ay pilot. Bu nasıl pilot lan, sesi içine kaçmış adamın. Pilot galiba yine birazcık fenalaştı. Ben gidip ona bir bakayım. Yine mi? Aman. Tamam ulan! Velveleye vermeyin, sene yazıldıysa o! Allah'ım! Allah'ım, ben daha evlenecektim, yuva kuracaktım ya Rabbim! Oğlum, senin sevgili mi var lan? Yok lan, öyle bir şeyler de çıkardım. Nasıl evleneceksin o zaman? Sevgilimiz yok diye ölelim mi biz? Ha? Acil durum! Ne oldu? Acil durum! Düşüyor muyuz? Yok! Oh, çok şükür Allah'ım. Pilot bayıldı! Şekilde dua etmeyi bilen var mı? Ben varım. Ne? Tamam, başla ablacığım. Lan ne duası? Aramızda uçak kullanmayı bilen var mı diye sorsana. Lan kullanabileceğim mi lan versem? Geç lan içeri, geç kullanalım. Biraz kurcuklasam ben bulurum onun bir şeyini ben. Niye kurcalıyorsun? Versem kullanabileceksin sanki uçağım. Manyak mı ne ya bu? Allah'ım! Allah'ım, Allah'ım! 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 Tamam, Öztürk korkma. Oğlum altıma yaptım lan galiba. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır korkma. Keşke sana bir sakinleştirici verseydik. Sen git şey yap, pilota ayırt bir şey yok mu? Uçakta ayırtacak bir şey. Kolonyanız var mı? Yok. Ay uçağı da sıvı niye olmuyor? Ben o zaman başlıyorum, haydi bakalım. Allah'ım, teyzem ne dua ediyorsa ben hepsine katılıyorum ya Rabbim. İmza kaşe mühür. Allah'ım, Allah'ım. Yüce Rabbim. Yaşayacağımı yaşadım. Amin, amin, amin. Allah'ım, bu tek düze hayatımda böyle atraksiyonlu bir finalle beni yolladığın için çok teşekkür ederim. Allah'ım. Sağ ol. Allah'ım iptal. Allah'ım vallahi ben öyle demek istemedim. Hayırlı dua eder diye ben düşündüm. Lan hepimiz öleceğiz. Hayır, hayır Öztürk ölmeyeceğiz. Az önce de söyledim bak. Keşke sana bir sakinleştirici verseydik. Beraber Ukrayna'ya giderken de öyle olmuştu, sonradan geçti. Lan aynı şey mi? Azar bülbül gibi sallanıyoruz bir saattir. Lan! Lan siz! Siz bensiz! Ukrayna'ya mı gittiniz lan? Tripte atamıyorum, her taraf oynuyor. Kanka, kankacığım şey yapma ya. Öyle biz sadece gittik geldik, görülecek bir şey yoktu. Olsun be. Kardeşlerim benim yerime de gezip görmüşlerdir. Olsun be. Eyvallah. Durdu mu lan? Allah'ım çok durdu gibi, sanki bir durdu gibi. Ay çok şükür. Duam kabul olmadı ama olsun. Hadi bakalım. İki de kabul olmadı. Ben istiyordum, yalan değil. Evet. Bir dakika, ben bir şey soracağım. Siz bensiz Ukrayna'ya mı gittiniz lan? Ya kanka senin pasaportun yok diye biz şey yaptık. Ha doğru tam. Lan ne doğru, pasaportsuz gidiliyor oraya, ben bile gittim. Ne diyorsun ya? Lan yazıklar olsun lan size. Hı,
Yüklen. Kanka. Yazık lan yazık. Ya geçmiş gitmiş olay, hakkını helal etmek. Etmiyorum lan hakkımı helal melal. Etmiyorum. Hiçbirinizi de affetmiyorum be. Ayıp lan. Şu adama yapılır mı lan? La buna yapın. Ah. Bana yapmayın ya. Affetmeyeceğim hiçbirinizi. Hı. Allah. Allah'ım affediyorum. Allah vallahi affedip gitti. Vallahi ben zaten... Ben de zaten onu halısa maçına çağırmamıştım Allah'ım. Harsın insan insana yapar bunu ya Rabbim. Sıkıntı yok kanka, sıkıntı yok. Biz zaten Öztürk'te kötü oynuyoruz halı sahada. Ben gittim oğlum. Lan bunu çağırdınız, beni niye çağırmadınız madem? Kanka adam eksikti. Adam eksikti öyle mi? Adam eksikti ha? Evet evet. Ulan size yazıklar. Neyse be, neyse ya. Boş ver ya. Zaten ölüyoruz, gidiyoruz. Hakkım helal olsun. Helal et lan. Helal lan. Arkadaşlık böyle bir şey değil mi? Helal, helal lan. Büyük helal. Adamsın. Allah. Oh. Oh. Durdu. Allah'ım. Heh. Çok şükür ya. Vay be. Adam eksikti ha. Ben adam değil miyim lan? Ben adam değil miyim? Oğlum. Kalede oynadı lan Öztürk. Lan kalede ne var? Ben bile dururum kalede. He? Bak, o bile durur kalede. Ama biliyorsun kanka, ben kalede vaşak gibiyim diyor. Vaşak diyor ya. Onu bile bilmiyor. Panter lan o, panter. Onu bile bilmiyorsun. Panter çok iddialı kanka. Ben daha çok vaşak. Size yazıklar olsun. Beni al... Bak, bu konuda ne kadar hassas olduğumu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Beni halı sahaya çağırmadınız. Size yazıklar olsun. Allah'ım! Allah'ım şu uçak düşseydi de ben bunları görmeseydim. Allah! Lan oğlum manyak mısın? Tövbe de lan! Beyler beni siktir edin. Zaten çağırsanız da gelemezsin kanka. Ben para biriktiriyorum. Lan sen o yüzden her yerde hesabı bize kilitliyorsun. Affedin kanka. Affedin. Para biriktiriyorum. Araba alacağım kendime. Lan turşu kavanozuna para mı biriktirilir? Araba için bidon lazım. Narin lazım lan. Ulan sen benim turşu kavanozunda para biriktirdiğimi nereden biliyorsun? Kanka bir şey itiraf edeceğim. Ben senin o turşu kavanozunun içinden bir miktar para ödün çalmış olabilirim. Almış olabilir misin? Aldın mı? Almış lan işte. Almış. Ulan isteseydim verirdim. Utandım kanka. Lan çalmaya utanmadın mı? Ya ha? Neyse şuradan bir kurtulalım. Yerine koyar ya parayı çocuk. Yok kanka koymam. Neden? Zamanında param oldu da yine koymadım. Karıyla kızla ezdim kanka parayı. Ulan, ulan sen benden aldığın parayı karıyla kızla mı yiyorsun lan? Sanki sen ne yapacaktın oğlum? Oğlum para biriktiriyorum dedim ya, çarçur eder miyim? Ya yürü git, sen MSN'den tanıştığın kıza bile kontör yollayan adamsın ya. Sen nereden biliyorsun lan onu? Kanka o kız bendim. Nasıl ya? Madem herkes bir şey itiraf ediyor, söyleyeyim benden çıksın ya. Sen lisede kız MSN'i istemiştin ya. Evet. Bende de yoktu. Hesap açtım, verdim sana onu. Ulan dört yıldır konuşuyoruz ya biz. Muhabbetin çok güzel. Bir de bedava kontör yolluyorsun, ne yapayım? Ayça alttan tire 22. Sen de yalanmışsın lan. Kalk lan yanına. Kanka çok korkuyorum, kalkmayın. Hadi lan oradan. Geber ulan. Ulan sizin yüzünüzden ben, senin yüzünden, senin yüzünden ben lisenin en güzel kızının teklifini reddettim ulan. O kızı da ben kaptım kanka. Nasıl ya? Teşkilat mısınız lan siz? Planlı mıydı bunlar? Planlıydı. Helal et kanka, helal et. Nasıl helal edeyim ulan? Ulan kamera açtık, kamera. Lan o zaman ne mi anlamadın? Aşktan gözüm kör olmuştu. Lan ne aşkı abazan? Kanka affet işte, küs gitmeyelim ya. Helal et. Helal et lan. Arkadaşlar o zaman ben de bir şey itiraf ediyorum. Erdil. Ne var lan? Ben senin annenle... Ne? Ya ben dedim binmeyelim diye ya. Ulan en heyecanlı yerinde be. Sakın. Sen benim annemle ne? Ne oldu? Kanka annenle babana gidip senin lise arşivlerine bahis oynadığını söyledim. Oo çok şükür Allah'ım. Allah'ım çok şükür. Allah'ım ben daha kötü bir şey sandım. Buluyormuş be. Lan şerefsiz. Senin yüzünden anam babam bana küstü. Babam okula gelip giderken sürekli beni kontrol etti. Adam dışarıdan liseyi bitirdi lan senin yüzünden. Fena mı oldu kanka?
Lan bir de fena mı oldu diyor ya. Harçlık alamıyorum lan artık senin yüzüne. Hala harçlık vermiyorlar bana. Sen işte hala bu yaşta annesinden babasından harçlık alan bir acizsin. En azından senin gibi torpille bir yerlere gelmedik çok şükür. Ne torpil ulan? Dayımın yanında staj yaptım ben. Referans oldu adam bana. Lan ne referans ya? Dayının yanında çıraklık yapmadım ben. Ne referans ya? Kıskanıyorsun oğlum sen beni. Nereli kıskanacağım lan senin? Beni kıskandığın için Öztürk'le bir olup FKMS'nin hesabı açıp benim o kızı elde etmemin önüne geçmişsiniz lan siz. Senin yüzüne kim bakar lan? Öyle deme oğlum, o da boş bir çocuk değil. 3 yıldır senin kız kardeşinle çıkıyor. Teyze durduk teyze. Ben olayın hararetiyle titremdim. Evet, nerede kaldık? Sen mesela duruyor ya bu mesela. Sallanıyoruz ve duruyor. Ya 3 defa oldu bu. Anlamış olman lazım ya. Niye benim sırrımı sen veriyorsun lan? Ne bileyim oğlum ben de... Ne bileyim lan? Böyle böyle yapıyor duruyor sonra. Bunları yapıyoruz duruyoruz. Sen niye benim sırrımı açık ediyorsun ya? Bitti benim itiraf edeceğim bir şey kalmadı. O geldi aklıma. Kanka kendine sal. Ya ne kendine sal lan? Biz nasıl arkadaşmışız ya böyle? Ha? Bu nasıl iş lan böyle? Sayın yolcularımız, uçağımız uzun süren bir türbülans silsilesinden kurtulmuştur. Hepinize geçmiş olsun. Vallahi hepimiz iyi insanlarmışız ki kurtulduk. Şu an iniş için alçalıyoruz. Lan siz daha ne kadar alçalacaksınız acaba? Hayır, alçaldınız, alçalacağınız kadar daha nereye acaba? Sen dön baksana şuraya. Sen dön, boş ver ya böyle şeyleri. Allah Allah. En azından ölmedik de dersiniz. Ölmedik tabii. Ölmüş de sizin arkadaşlığınız ölmüş be. Yok ben sizinle aynı havayı solumak istemiyorum. Durdurun uçağı ineceğim. Nereye gidiyorsun ya? Teyze. Aa, o kapıyı açma. Teyzem yapma. Kadın gitti lan. Lan. Kadı lan kadın uçaktan. Ya gerçek, gerçek bir performans skeciydi ya. Perişan oldunuz be. Yani bir yandan ezber düşün, bir yandan bu falan. Sular be, azıcık sular. Çok güzel hareketler. Bir dakika şimdi. Pardon, zili, zili. Selen çalsın. Hayır, hayır, evet. Evet, Selen şöyle çalsın. Ama zili makarinayla. Zili şöyle sallanarak çalmanız, hep birlikte çalın bence. Evet. Zile gidiyor ekip. Bravo. Şimdi bir devam skecimiz var. Çok sevdiğimiz, benim çok sevdiğim bir çift. Yeşim'le Yasin oynuyorlar. Bal ve Ayı. İyi seyirler, eğlenceler diliyorum. Ya bunun tekerleri dönmüyor mu ya? Dönmüyorsa buraya kadar nasıl geleceğiz Bal? Ya ben onu mu diyorum? Sağa sola dönmüyor diyorum. Allah Allah. Ne var? Arabaya bir şey oldu gibi geldi. Onu konuşuyoruz. Ya biz bu arabayla 3 tane çocuk büyüttük. 70.000 kilometresi var bu arabanın. Abi değil mi ya? O kadar oldu mu ya? Ben bunu bir bakıma götüreyim o zaman. Gerçek bir salaksın. Aşk olsun ya. O kadar parka getirdim. Hala şikayet ediyorsun. Çok şükür parka getirdin. Geçen sefer E5 kenarındaki yeşilliklere götürdün yavrumu. Ne var ya? Allah Allah. Küçücük çocuk. Ne anlayacak? Hem yeşil mi yeşil? Benim çocuğum doğayı sevsin istiyorum. Babası ayı olunca tabii. Vallahi iltifatlarına doyum olmuyor bugün. Ya sus, otur şuraya hadi otur. Otur bir şey şöyle.
Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyorsun? Bak ıslah, ne yapayım? Pes etemeyim miyim ya? Keşke sen de doğada eriyip kaybolsan da seni de kurtulsan. Keşke, keşke öyle bir imkanım olsa emin ol düşünmeden kaybolurum. Sus artık ya. Buraya otur, buraya otur. Buraya otur. Tamam, hadi gel. Bak şimdi yanaştırıyorum. Bip 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 bip. Ne yapıyorsun ya? Ne sensör ne ben söyleyeyim. Ya sen ne tatlı baba oldun? Oğlum için ve annesi için her şeyi yaparım. Ya. Bir saniye. Ne yapıyorsun? Şu bankı bir sileyim ben. Ya. Buyurun kraliçem. Ya! Bak 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 görüyor musun? Adam karısına kraliçem diyor. Sen bana kral diyor musun? Ne? Sen bana bir kere kral de, ben sana 100 defa kraliçem diyeceğim. Kral mı? Kenarı mı kralı? Ben ona da razıyım. Ayhan, bir ay ne çabuk geçirdim ya. Yani böyle o sancımın gelişi, senin beni böyle kucağına alıp 4 kat aşağı indirişin, doğuma yetiştirişin. Vallahi dün gibi. Duy, duy. Ben doğuma taksiyle gittim. Uyuyordum, ne yapayım? Ama gördün mü bak, adam karısını 4 kat aşağı indirmiş. Kız ben seni 4 kat taşırsam kendim doğururum. İğrençsin ya. Gel, gel, gel. Topla, topla, topla. Topla gel. Ya şunlara bak, ne kadar azgınlar. Çocuk yapmışlar bu yaşta. Ha, dikkat et ama emanet çocuk. Vallahi Allah'a emanet, Allah korusun. Güzel. Sağ salim geldik hanım, iyi oldu. Bak torun büyüdüğü zaman şu salıncaklarda falan sallandırırız. Hani nerede? Ha bak, şuradaki kaydıraktan da kaydırırız ona. Hani nerede? Şuradaki kaydıraktan da kaydırırız. Nerede? Benim gözüm senden başkasını görmüyor ki. Fena kız, çok romantiksin ha. Yok lan, sadece yakını görebiliyor. Tamam, otur hadi şu banka otur. Islak bu. Dur, tamam, ben hallederim. Çekil onu. Ya, ne yapıyorsun ıslanacaksın? Süper emici bez var bende, sıkıntı. Ay, güldürme, yine ıslanacak bak. Hallederiz, hallederiz, sıkıntı yok. Ay, ay, Ayhan, Dur, be. Kitaptan bakalım. Bebek neden ağlar? Neden? Gazı varsa ağlar. Evet. Altını pislemiş ağlar. Bir de şey yaparsa, acıkmışsa ağlar. Ya çok seçenek var. Ne yapacağız? Amatörler. Aferin lan babalık. Çok güzel gaz çıkartırım. Onu en iyi ben biliyorum, merak etme. Galiba bizimkinde gazı var tamam, Ayhan. Şöyle bir şeyler yaptı. Şöyle yapayım. Hadi oğlum, hadi pıtla babasının güzeli. Hadi. Babasının yaptığı güzeli, pıtla bak. Ağzıma sıçtım ya oğlum. Çıkarttı. Çıkarttı. Ay yazık, duymuyorlar çocuğu ya. Havalar da serinledi. Pastırma yazı onda. Tam hasta olmalık mı? Vallahi. Sen de bir vızıltı duyuyor musun? Belediye ilaçlamıyor, hep sinekle. Sen de bir vızıltı duyuyor musun? Belediye ilaçlamadı, hep sinekle. Sen de bir vızıltı duyuyor musun? Ama siktir et. Çocuğun gaz rezervleri içinde patladı, yazık. Bir de annemlere falan bırakalım diyorsun çocuğu. Ne var ya benim annemlerde? 6 tane çocuk büyütmüşler. Bir tanesini büyütememiş en azından zeka olarak. Seninkiler de seni çok büyütmüş en azından cüssü olarak. Koktu ya, canım çekti, alsak mı? Loğusa karım için hepsini alıyorum. Abartma Ayhan, bir tane yeter. Tamam, bir tane verir misin? Lan içine tükürecektin, niye eldiven takıyorsun? Bırak ben alırım, tamam aldım. Aldım bir tane, buyur aşkım. Ne oldu hayatım, ne oldu? Bayat mı, o yüzden mi ağlıyorsun? Hayır, çok taze Ayhan ama her ısırdığımda susamdan yere dökülüyor. Sanki benim çocuğumun rızkı yerlere gidiyor. Abi sen niye ağlıyorsun? Sen de mi loğusasın ya?
Susamın kilosu kaç para biliyor musun lan sen? Ya tamam, al abi, al. E Ayhan, sen kendini ne yapacak mısın? Yok hayatım, sen yiyince ben yemiş kadar oluyorum. Ya! Simitçi, gel gel. Gel. Ver bakayım bir tane simit. Buyur abi. Al, sağ ol. Aa, kendine niye almadın? Ben yiyince yemiş gibi mi oluyorsun? Ya! Yok, dişlerim kesmiyor ondan. Sümetçi, koçum, iki tane ver bakalım. İki tane mi? İki tane. Ya! Ne yapıyorsun ya? Kaç yaşında kadın? Allah Allah. İkisini de ben yiyeceğim. Lan insan düşünmez mi lohusa karım var diye? Merak etme, çevrelerini ben yiyeceğim, ortasındaki boşlukları sana vereceğim. Keşke senin soyunu devam ettirmeseydin. Artık çok geç, bu kaçıncı? Aşkım, çok önemli bir şey unuttuk. Ne unuttuk Ayhan? Korkutma beni, ne unuttuk? Çocuğun göbek bağını gömmeyi unuttuk. Aa, doğru. Boğaziçi Üniversitesi'ne gömelim mi? Tanıdık var orada. Hoca mı var? Yok, bahçı var. Bana bak, bu çocuğun göbek bağını nereye gömeceğiz biz? Sen hiç merak etme, ben o işi halledim. Sakın diğer ikisi gibi ganyan bayisine gömdüm deme. Hayır canım, olur mu öyle şey? Bu sefer gittim direkt Veli Efendi'ye gömdüm. Ya çocuk at mı olacak, saçmalama. Bir yarış atı kaç para, senin haberin var mı? Köye mi gömsün? Göbek bağını mı? Yok kız, beni diyorum. Hayır, oraya kadar uğraşamam. Burada bir yere gömeriz. Göbek bağını nereye gömeceğiz? Ben daha kendimi nereye gömecekler onu bilmiyorum. Göbek bağını mı düşün? Ne oldu? Yine ne oldu? Acıktı babası, acıktı. Ben şimdi onu beslerim. Ay, tamam hayat. Tamam. Bakalım. Dur, şöyle yapalım. Ne yapıyorsun hayat? Siper oluyorum. He, ben de seni emzireceğim sandım. gerek yok canım. Ben sağdım, biberonla getirdim. Biberonla tamam. Besleyeceğim. Peki hayat. Çocuğun da karnı acıkmıştır ha. Karnı acıkmıştır çocuğun. Ha, dur, dur. Ne? Dur. Pilav var. Ne? Cacı, kuru. Poşet da getirseydin ya. He? Bunları mı yiyecek çocuk? Yok, bunlar benim için. Al, al. Bu mu çocuk için? Yok, o da senin için. Dişin kesmiyor ya. Neyse, beraber emcükleriz artık. Kız, sen süt sağdın mı bakayım? Sağdın mı ne ya? İğrençsin, şurada şey yaptım. Ah. Oy, 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 maşallah 1,5 litre. Watson, watch, watch. Sütün bol, ne var? Vallahi çok bol ha. Biz seninle mandıra işine girelim. Seni de manda olarak şey alırız. Ha, süt senin olunca manda sen oluyorsun ama. Aa, kokuyu alıyor musun annesi? Kakişini yaptı babası. Kakişini yaptı. Sıra sende. Dur, ben halledeceğim şimdi onu. Hemen şey yapalım. Açtık altını. Hadi bakalım, pudrayı alayım ben. Evet. Ha. Hop! Hoppa! Hop! Hoppa! Tamam. Sabahki tarhanayı yedirmeseydin çocuğa. Evet, evet, tamam. Hadi dur, değiştirelim, dur. Hadi bakalım, ben şu şey, şey yapalım. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun ha? O mu kaldı? Bezini ver, bezini. He, dur, bezimi ver. Ya dur, dur. Ne yapıyorsun? Çocuğun bezini ver. Tamam, çocuğun bezi, tamam, çocuğun. Heh, ha, çocuğun bezi. Heh, bunlar artık çok kullanışlı. Kullan, at. Aa, ne yaptın? Kullan, at dedin, attım. O öyle bir şey, otur, otur. Koy, pudrasını bol koy bunun. Pudrayı bol koy. Ya küt, böreği mi sipariş ediyorsun sen ya? Canımı çektirdi. Aklım fikrim yemekte. Simiti yerken öyle demiyordun ama. Ben en azından yemedim de yedirdim çocuğuma. Yemiş, yedirmiş halin bu mu? Ne kadar iğrenç bir adamsın sen ya. Sus, Allah'ım. Bak bak, esniyor. Uykusu mu geldi annesi? Evet, evet. Dur, ben hallederim şimdi. Tamam, hadi. Çocuğu da nasıl uyutacaksak? Ne almasın? Hanım, ne yapıyorsun? Ay, içim geçmiş. Ne dedi? Çocuğu diyorum, nasıl uyutacağız diyorum. Aman, her zaman yaptığımız şey. Dur, dur. Tamam, hadi, tamam. Oyalandın fazla, hadi. Sar şunu, paketle. Paketle. Paketle ne ya? Allah'ım, sen sabır ver. Ben bu adamla niye evliyim, hiç bilmiyorum zaten. He? Uyudu. Melek gibi.
Hatırlıyor musun? İlk çocuğumuzu da bu parkta uyuturduk. Ayhan, inşallah bir gün torunumuz olduğunda da buraya geliriz değil mi? Sadece ilk çocuğumuzun. Diğerleri de başka yerde uyutamaz olduk. Ya hadi ilk çocuğu buraya getirdik, diğerlerini niye getirdik? Ben sürekli buraya gelemem. Belki torunlarımızla da geliriz. Sen o zaman ölürsün. Ölmedim ama. Sen son hamilelikten sonra bir haller oldu sana. Ne yapayım? Tekne kazıntısıydı o. Şu halime bak. Vitaminsiz bir adama dönmüştüm. aklıma gelmişken... Sen hakikaten göbek bağını ganyan bağıyla mi gömdün? Bahçıvan gömemem dedi. Ne yapayım? İyi ki de gömmüş. At gibi çalışıyorlar şimdi. İşte insan çocuğunun tahtını yapıyor da bahtını yapamıyor. Ama at koşar, baht konuşur ama. Ay alemsin Ayhan. Sen de çok güzel bir annesin. Sen de gördüğüm en mükemmel babaydın. Ha siktir o da. Vallahi mı kız? Ama bir çaban vardı. En azından hiçbir şeyimizi eksik etme. Helal olsun sana. Helal olsun sana. Simidi yedim ama helal et. Ama güzel yaşadık be. Bak kocaman aile olduk. Sen de bu ailemize en güzel canı verdin. Seviyorum seni be. Ben de seni seviyorum. Sen bu ailenin can simidisin. Simit diyor hala ya. Gel buraya. Saat geç oldu. Hadi torun üşüyecek, götürelim onu eve. He bak ne derler. Torununun torununu gören cennetlikmiş. Görür müyüz ki acaba? Ya sen daha önünü göremiyorsun. Neyi ne alakası var önümü göremiyormuşum? Buradayım ben, buradayım. Ha. He iyi de hadi. Hadi iyi. Çok güzel gitti yerde. Zil diyenler. Vay be, bugün... Yani benim de duygusunu en beğendiğim skeçlerden biri. Yani her final, her zaman duygulanıyorum finalinde gerçekten. Yani hakikaten de oyunculuklarda da... Yani işte her skeçler nasip olmuyor. Böyle bir pese inme, duygusala bağlanma. Sizin de oyunculuklarınız böyle 3-4 kat atıyor. Skeçlerin finallerinde biraz daha böyle dikkat etsek, böyle biraz daha duygusu yüksek finaller yapsak, siz de böyle o komedyenin altında yatan o duygusal şahane oyunculuklarınızı hep izlesek, oyunculuklara bir alkış alalım ve ekstra bir şey yapalım. Hacı inanılmaz. Sen neydin bu skeçte? Simitçi. Simitçi. Çok güzel bir simitçiydin. Sağ ol abi. Gerçekten. Bu skeç sen olmasan da olurdu bu arada. Hayır ya. Yok hemen yeni bir hava kattın gerçekten. Şu an ama senle Cemile de karı koca olurmuş bak. Sende de bir yaşlı dede güzel olurmuş. Olabilir. Baksana bir yan yana. Vallahi oluyor. O zaman Cemile ile beraber zili alalım sizi. İşte girdi. Harika. Çok güzel hareketler. Devam ediyor alkışlarınızla. Bir ilişkinin en zor dönemi bence başlangıcı. Özellikle flört döneminde yani karşı cinse nasıl yaklaşırız? Taktik mi yapalım? Şöyle mi yapsak? Böyle mi yapsak? Tavsiyeler alır insanlar işte kendi bildiğini yapar. Şimdi izlediğimiz skeçte de bu flört dünyasıyla ilgili başarısız olan arkadaşın, daha doğrusu başarılı olmak için taktik alan bir arkadaşı izleyeceğiz. Kız mı birader geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Ne lan? Neler yapıyor? Şuna bak ya. Yetenek yarışması mı? Baksana şuna. Nasıl yapıyor oğlum onu? Ha, ne yapıyor? Kukaların arasından geçiyor. Oğlum... Köpek lan o. Manyak. Onu sen ben de yaparız onun yaptığını. Göründüğü gibi kolay değil kanki. Ben bunu denedim. Bir iki kuka deviriyorum. Olmuyor. Sen kukaların arasından geçmeye mi çalıştın? Ya oğlum bunlar yetenek mi lan? Manyak mısınız oğlum siz?
Ben bu yarışmaya katılsam var ya şampiyon olurum biliyor musun? Hangi yeteneğinde şampiyon olmayı planlıyorsun pardon? Oğlum ben tersten konuşabiliyorum. Nasıl tersten konuşuyorsun? Bayağı tersten konuşabiliyorum. Bir kelime söylüyorsun. Ben hemen onun tersini çeviriyorum mesela. Al lan. Astronot. Tonarıtsa. Koltuk. Kutluk. Lan bunu ben de yaparım oğlum saçmalıyor. Lan herkes Allah yapar ya. Sor bana. Astronot. Tronotsa. Koltuk. Kutluk. Yapıyor bayağı. Ulan ne yapıyor? Manyak. Bana sorduğun soruların aynısını sordum. Bilir tabii. Başka bir şey sorsun. Baş tamam. Kanepe. Pınanke. Kalemtıraş. Plemtıraş ya. Bayağı yapıyor. Sen ne yapıyorsun lan? Kanepe gının ne? Kalemtıraş ne? Sen de öyle yapıyorsun. Manyak ben çeviriyorum. Tırnıtsa ne lan? Öyle bir şey mi var? Oğlum aç yaz bak tersini çevir. Ya nereden yazacaksın? Laç bas tat bepik azay. Bayağı cümleyi çevirdim. Bunun dediğini çevirdim. Bir daha konuş. Ya ne konuşacağım abicim? Bak bunu açarsın bakarsın öyle kontrol edersin. Yapacağım mı? Yapacağım. Zomaterin. Paramparça etti lan. Bayağı çeviriyor. Çaramparça, çaramparça. Ya oğlum, aptal saptal konuşmayın. Bunu dünyada benden başka kimse yapamaz. Adam uyduruyor. Çevir lan, al. Eneme menene koyayım nenene. Çevir. Ya. Hadi. Yap. Lan o cümlenin kendisi düz değil. Ben onu nasıl çevireyim? Hadi abi, hadi bırak be. Hadi abi. Yetenekliye geldin buraya, başımızın etini yedin, topu açtın yani. Oğlum yetenek deyince bu evde akla ilk ben geldim. İlk sen. Tamam oğlum, yetenekleri biliyorsunuz. Zaten taklidi biliyorsunuz, onu söylemeye gerek yok. Hangisi? Benim Michael Jackson'ı seviyorsa. Askut am, askut am, askut am, askut am, askut am. Oğlum. Bunu biliyorsunuz. Adam mezardan çıkacak, gelecek diyecek, Allah rızası için yapma diyecek. Bir şey söyleyeyim mi? Michael Jackson bugün mezardan çıksın, beni tebrik etmeye gelir. Çok iyi yaptın. Bu arada Michael Jackson ölmedi. Ölmedi. Öyle mi diyorsun? Evet. Ben öyle duyumlar aldım. Rivayet onlar. Rivayet ya aman. Ben de bir tık inandım bu arada. Senin ne yeteneğin var? Bana söylesene. Al, bunu beğenmedin mi? Beğenmedim ne? İyi tamam. Hızlı kitap okuyabiliyorum. Nasıl hızlı? Çok hızlı. Nasıl? Bayağı. Kaç? Ne? Ne bileyim yani 10 saniyede falan okurum. Nasıl? Bildiğin büyük kitabı 10 saniyede? Bildiğin büyük kitabı 10 saniyede falan okurum. Da getiriyorum. Oku lan. Oğlum bunun zaten eğitimleri falan veriyor. Var da 10 saniyede kitap okuyamazsın. Oğlum ben bunun eğitimini aldım. 10 saniye. Oku. Al süre tut. 224 sayfa diyor bu. 8 saniyede okurum ben bunu. Affedersin ama bok okursun. 8 saniyede nereye okursun? Tut süreyi. Tutuyorum lan. Başlayınca söyle. 3, 2, 1, başla. Yedi saniyede yaptı biliyor musun? Orada bir şey unuttum, ona döndüm. Dönmesem 4 saniye. Çok iyi gittim. Lan ne yaptı? Oğlum elim okudu. Lan ne okudu? Ne dedi? Küfür etti lan burada bizi. Ne dedi? Hızlı okudum oğlum. Ne anlatıyor lan kitap? Kanka çok hızlı okudum, anlamadım ya. 15 saniyede falan okursam anlarım ben bunu. Doğru söylüyor. Bol pay oğlum, o manyak mısın sen? Yok öyle. Ben bir tık inandım gibi kanka. Bunu da mı beğenmedin? Beğenmedik ne? Matematikte bir dehayım. Nasıl? Tek basamaklı rakamları kafadan toplayabiliyorum. Bu arada öyle herkesin yapabileceği bir şey de değil bu. Tamam. Öyle herkes yapamaz. Tamam. Konuşursun. Bunu herkes yapar diye konuşur. Ama herkes yapamaz bunu. Topla. Sor. 6+3. 9. Tolga doğru mu lan? Allah sizi kahretmesin. Tolga doğru mu diye bir de soruyor ya. Değil mi? Lan doğru da. Tamam ya. Tamam bir dakika. 3+6. Lan neyi düşünüyorsun? 6+3'ün tersi işte. Doğru söylüyor. 9. Ya 9. Oğlum ya yürü git sen. Olmaz ya. Lan böyle seni denedim olmaz. Bizi kop oluyor ya. Ben yeteneğimi göstersem ağzınız açık burada kalırsınız biliyor musun? Ne lan senin yeteneğin? Senin yeteneğin mi var lan? Yok mu? Hiç mi denk gelmediniz bana? Yemek yapıyor. Başka? Makarna. Başka? Makarna yetenek mi lan? Manyak. Atıyorsun kendi pişiyor. Enayi. Çiğ yiyor mal. Sen ne yeteneğin var? Göster bakayım. İzle. Sesi dinle.
şununla var ya, yeteneğe katılayım, ilk turda 3 evet alır geçerim. Şu. Ne bu, tek elle şaplatma mı? Ne bu? Ha? Tek elle şap. Şu. İki elle yapsana. Gerizekalı, onu herkes yapıyor. Bunda bir şey yok. Yap delikanlıysan şunu. E tamam, bir şey söyleyeceğim. Hadi ilk turda bunu geçtin. İkinci turda ne yapacaksın? Ekleyeceğiz baba üstüne. Ne ekleyeceksin? Mesela şey... Şu var. Şu üçte var. Ne yapacaksın? Kesik çayır biçilir mi? Sular soğuk içilir mi? Na 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 na. Öğretsene lan bana da. Abi bak, eli bırak, serbest bırak. Şu. Ya oğlum salak salak hareket yap. Şu. Şu bak, çarp, sen hareket yapıyorsun. Öyle değil. Şu. Bak, ama parmak zor çarpacak. Hakikaten zor. Bak, kalk bir ayakta dene. Bak. Oğlum eli bir, bak. Eli bir hafiflet, eli bir rahatlat. Şu. Şu. Bak. Vallahi zor. Zor mu? Ben kez yapamam. Şu. Şu, şu. Parmak değecek. Şu. Benim de yoruldum. Şu. Şu. Mesela benim olmuyor yani. Şu. Ne oluyor lan? İçinize bir şey mi kaçtı? Tövbe estağfurullah. Ne oluyor oğlum? Şaka şaka. Şaka yaptık lan, korktu baksana, rengi benzin aslında. Şakanız. Tamam oğlum, tamam, sakin ol ya. Ne demişim, şaka lan bu? Bu ne? Bu ne, bu ne? Oğlum herkes bak küçümsüyor, yetenek lan bu. Şu, şu. Lan yürü git böyle, yetenek mi olur ya? Allah Allah. Ruhumu teslim ettim. Mal mısınız oğlum, bu ne? Böyle yetenek mi olur be? Yarışma marışma çıkarsa diye hazırlanıyoruz işte yeteneğe ya. Kazanırsın kardeşim. Eyvallah canım. Yetenek öyle olmaz. Nasıl? Ben size yeteneği göstereyim. Ne yeteneğin var senin? Babacık, babacık. Hayırlı Ramazanlar. Bir daha versin. Tam anlamadım. Babacık, 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 babacık. Lan? Maymun Charlie değil mi bu? Bana bak, bunu yaparak dubaların arasından geçebilir misin? Ya saçmalama be, ne Charlie'si ya? Papağan bu, papağan. Papağan mı? Nerenin papağanı lan bu hayırlı Ramazanlar diyor? Dedemin papağanı kardeşim, hacdan getirdi, olamaz mı? Deden nereli? Haclı. İlk haclı seferlerinde dedesi başlattı. Sonra öyle devam etti. Ben gargara yapıyor sandım bu arada. Yok, saçma beyefendi. Yine saçma koyguyunuz, beni de alet ettiniz. Zaten ben bugün kuaför randevuma geç kaldım, kaçırdım. Moralim de çok bozuk. Al, fırsat ayağına geldi. Berber Mehmet'le indirim var, hadi git. Yok, ben gitmem Mehmet abiye bir daha. Niye yani? Güzel berber işte. Oğlum, kızım lan ben. Beni geçen zaten zorla götürdünüz. Kim zorla götürdü? Kim zorla götürdü? Kaş bıyık bedava 5 lira deyince koşarak gitti. Ya oğlum, adam ağda yapmıyor ki, çakmakla yakıyor. O sorun biliyor musun? Erkek berberleri hep öyle. Beni de yaktı yaktı, ben sarışındım lan. Simsiyah çıkmaya başladı. Yaka, yaka, yaka. Gitme kardeşim. Beni de lütfen bundan sonra zorlamayın ya, lütfen. Allah Allah. Oğlum kızlar çok acayip bak. Niye? Lütfen diyor kız. Kibarlık yani. Bak kibarlık çok enteresan bir olgu mesela. Lütfen diyor. Mesela rica ediyorlar mesela bazen. Yeri geliyor, özür bile diliyor abi kızlar. Yani bizim biraz bu anlamda kibarlaşmamız lazım erkekler olarak. Lan oğlum saçmalamayın ya. Bunu bizim tornacı Recep abi yaptı. Cilveli Recep diye dalga geçiyorlar adamla. Tüm mahalle adamla dalga geçiyor. Bana ya bak, sen de öyle çok lütfen lütfen deme. Vallahi kız depo diye adın çıkar mahallede. Oğlum kızım ya lan ben. Kızım ben. Bak lafa tuttunuz beni ya. Hazırlanacağım, daha çocukla buluşacaktım. Eee! Abo! Çak 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 ben. Başka! Ya! Sen biriyle mi buluşacaksın? Kim bu çocuk? Terelerimize göre bu çocuğu vurmamız lazım Cero. Ben size sonra anlatacaktım zaten. Anlatırım, bir hazırlanın. Gel, 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 gel. Kim o çocuk? Ya geç kalıyorum. Ya. Kim o çocuk? Ya bir süredir bir çocukla görüşüyorum ben. İlk defa bugün buluşacağız artık. Bizim niye haberimiz yok? Söyleyecektim ya ben. Ay be. Şey yapacaktım yani, söyleyecektim. Ne yapayım? Aynen, aynen. Demek bize haber vermiyorsun ha? Ben de bundan sonra beylik düzü Esra ile buluşurken sana haber vereceğim. Ben sana bunu söyleyeyim. Haber verme zaten. Ben onu bilmek istemiyorum.
Zaten çok gerginim ya. Yeril tabii. Tanıdığın tek erkek biziz lan. Doğru. Niye? Benim çok erkek tanıdığım var ki bir kere. Kim? Babam erkek. Dedem erkek, babamın babası. Amcam var. Halamın kocası var. Erkek bunlar. Lan halamın kocası dediği Cilveli Recep ya. Doğru. Bak ya. Doğru. Kızım vallahi ben sana bir şey diyeyim mi? Biz kendimizi yoklukta zannediyorduk. Sen bayağı uzay boşluğundaymışsın. Yemin ederim bak. Gerçekten sen bir asteroidsin moruk ben sana diyeyim. Asteroid ne lan? Göktaşı. Asteroid mi deniyor? Uzayda yaşayan canlı. Ne? Allah Allah. O kadar mı durumum kötü ya? Kızım bayağı kötüsün. Bayağı çocuk ilk buluşmadan kaçar. Yemin ediyorum kaçar. Söylesene sen bize baştan evet, ya. Evet sen bize baştan söylesene. Biz sana hani ilk buluşmada neler yapardın bir onlardan bahsedelim. Gerçekten mi? Kızım erkekler en iyi birbirini tanırlar ya. Aynen öyle. Sen... Doğru. Çocuk eve mi gelse? Yaz eve gelsin. Öyle ilk buluşmadan gidilmez öyle. Ev sahibi olacaksın. Deplasmana da gitmeyeceksin. Ortak bölgede de buluşmayacaksın. Yaz. Tamam. Çocuğa konulattım. Güzel. O zaman şey yapın ya. Bana bir iki taktik versenize. Mesela bir kız sizinle ilk buluşmaya geliyor. Ne yaparsınız? O masadan kalkar giderim. Niye ya? Kız bana kadar düştüyse bir bokluk vardır. Güven olmaz. Aklı başında erkek. Kendini bilen adama her zaman saygı duyar. Abi budur yani. Kendini bileceğim başta. Ya tamam ama bana yardım etmeniz lazım ya. Ne yapacağım ben? Yani şey yapalım. Siz mesela bir kızla buluşacaksınız. O kızın nasıl olmasını isterdiniz ilk görüşmede? Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ben... Emre. sen kız ol, ben erkek olayım. Sen zaten erkeksin ya oğlum. Lan tamam uzatma işte ya. Hadi. Sen kız ol, ben erkek olayım. İyi. Kafedeyiz. Tamam. Şimdi Emre beni tablamaya çalışacak, tamam mı? Tamam. Bir kız bir erkeği nasıl tablar? Tamam. Evet, bir kız bir erkeği nasıl tablar? Sen deyin. Merhaba. 072-65-94. Aldım numarayı. Tavladın. Ama bu çok saçma ya. Önce bir tanışsaydınız. Merhaba, ben Yeliz. 072-65-94-13. Ama çok hızlı gidiyorsunuz. Bu kadar hızlı olmaz ya. Tamam be! Sus! Merhaba, ben Yeliz. Nasılsın? 072-65-94-13. Beyler, bir şey diyeceğim. Söylemeyeyim. İkidir niye benim numaramı veriyorsun lan? Oğlum, şunun tipe bak. Benden gitsin de sana gelsin diye şey yaptım. Ben buna bakmam lan. Tipimde ne var lan? Aç köpek. Lan sakalın var, manyak. Lan hadi oradan. Benim gibisini bulduğunda ne yapacaksın? Lan böyle kız mı olur insan? Kız git! Ya beyler, gerçekçi değil bu. Bence şey yapalım, siz gidin. Ben çocuk gelmeden gidin, ben bulurum bir yolu. Aynen, çocuk da gelsin, 5 dakika otursun gitsin. Salak salak şey yapma, geç şuraya izle. Allah. İzle. Sen mi kızsın şimdi? Neye hazırlanıyorsun oğlum? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba yakışıklı, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? Seni ilgilendirmiyor. Ya ama niye tersliyorsun çocuğu? Aptal kız. Erkekler kendilerini tersleyen kızları severler. Hadi ya. Tabii. Tabii ki. Tamam. Evet. mesela sen istersen gece kulübüne gidebilirsin. Gerçekten mi? Tabii ki. İstediğin her yere gidebilirsin. Ama paran olursa... Parası yok malın. Beni çok iyi tanıyor. Gel buraya. Kardeşim teşekkür ederim. Bu kadar. Ya ama bu hiç gerçekçi değil ya. Hazır abarttınız. Ya. Hayır olur mu öyle şey ya? Erkekleri özgür bırakacaksın kızım. Rahat olacak. Özgür olmayı sever onu. Bak özgür ama biraz da bak şimdi. Kadın da bu anlamda biraz ağırbaşlı olacak. Özgür erkek, ağırbaşlı kadın. Doğru. Bu iki denklem çok kritik bak. Tamam. Hemen salmayacaksın. Kral, geçer misin? Buyurun. Sen erkeksin, ben kadınım. Kadın görün oğlum, kadın. Gece kulübü, ver müziği. Ya salak! Michael Jackson değil, başka bir şey ver ya. Ha, tamam. Neye bakıyorsun sen gerizekalı? Bu aralar biraz günahım çoğaldı da... bu güzele bakmak sevaptır ya, sevap kasıyorum yavrum. Bana bak, seni pişman ederim. Nasıl edeceksin? Hayvan! Ne vuruyorsun lan ayı? Ne var oğlum?
Oğlum doğru düzgün olsana ya. O rolden niye çıkıyorsun sen ya? Ben çıkıyorum, sen vurdun diye. Bak rolden çıkıyorsun. Oğlum adam gibi kadın olsana lan. Adam gibi nasıl kadın olsana? İzle, izle. Merhaba canım. Bak şudur kadının tokadı. O değildir. Neydi kadın? Oğlum bak seni gebertirim. Ben seni gebertirim. Seni gebertirim. Öldürürüm seni köpek. Zor. Şerefsiz! Bizi ayır Allah aşkına, biz kendimizi kaybettik. Ya tamam, tamam. Seni öldürürüm buradan, buradan. Ya durun. Ama ben hiçbir şey anlamadım. Şimdi ne yapacağım ben? Biz ortaya potpourri yaptık. Sen de birazcık zeki ol ya. Harmanla. Al, harmanla. Harmanla. Allah Allah. Tamam, ben hazırım. Hazırım ben o zaman. Yok, hazır değil ya. İyi. Hazır mazır değilsin. Hazır değil. Şu haline bak, paçoz paçoz görüşeceksin çocukla. Bu ne lan? Tişört giymek ne ya? Ne var halinde? Normal size giymiş. Ya ne var ya? İyi değil mi böyle? Değil. Nasıl? Yok. Ağırbaşlı kadın dediğim böyle biraz daha ciddi olması lazım. İlk buluşma şekli biraz daha özen ve ciddi ağırbaş. Özeneceksin. Ne giyeyim? Ne yapayım? Ciddi bir şeyler ayarlıyorum. Buyurun. Kanka kuru temizlemeye gidecek. Buyurun. Getir abi şöyle. Ağırbaşlı olmak için mi? Ağırdan satayım. Evet. Tamam. Buyurunlar. Hadi bakalım. Tamam. Haydi başlayın abi. Başla. Nasıl oldun beyler? Yürü bakayım şöyle. Kadın gibi yürü ha. İyi oldum değil mi? Kız kime benzedi ya? King Ramiz dayıyla Jack Sparrow arasında Jack gidip Sparrow. Geliyorum ama... Olmadı. Olmadı. Yok, ne yapacağız çok o zaman? Resmi. Çok resmi. Çok resmi. Çocuğu daha işe mi alacaksın? Biraz daha spor. Geç. Hadi ya. Boş ver bunları. Salak salak giydin zaten. Getir. Geldi. Sağ ol. Gel. Çıkar kalkın. Al. Bize bırakıyor bir kez. Bize bırak. Beni niye soyuyorsun? Beni niye soyuyorsun? Çıkar lan. Güzel. Aynen. Bak onu. Bu. 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 Bir spor. Bir de şunu yapar mısın? Çök. Bu kadar. Spor işte bu. Nasıl oldu? Moruk kız Adana 01'e döndü ben sana. Moruk sana bir şey diyeyim mi? Ya oldu gibi ama sana 5 dakika bakınca bıçaklanıyorum yani. İşte ya erkek gibi oldum değil mi? Çok yok erkek ya oldum. Hayır saçma. Biraz böyle iyidir. Spor iyidir ya. Şey yapalım. Makyajla bunu düzeltebiliriz. Biraz. Bence de. Ha ya gerek yok. Benim makyajım var. Fazla işte o. Fazla. Erkekler doğal kadınlardan hoşlanır. Bu fazla. Ya evet. Hafif yaptım ama. Uzatma bir şeyleri. Geç şuraya makyajı. Abi sen getir şeyi. Sen hafif mi yaptın? Ya? Evet ya ben yıkar gelirim hemen 2 dakika tuvalete yıkarım. Ya gerek yok dur zaman kaybetmeyelim. Benim çocuk geldi. Bak oraya. Daha fazla boya var ya. Al şunu. Allah, güzel. Ya Rabbi şükür. Ne vuruyorsun? Ne su atıyorsun oğlum lan? Çekil de çekil. Dur, ya zamanımız yok dur. Dur. Bana bırak. Evet abi. Bu çıkmıyor hala kapkara bu. Normal. O benim rengim. Hayır. Ne onun adı? Fornel. Şu. Maymuna döndürdünüz beni dur, ya. Dur. Tamam. Sakin ol. Sakin. Bize bırakıyor musun? Bırak. Hiç size hiç güvenmiyorum. Rahat ol bize bırak. Evet. Şimdi bana şu göz kiplikler var ya. Kipliklere sürülen şey Ramos ver. Yok pike lan. Allah Allah, Ramos diyor. Şey bu oğlum. Ne bu? Rimel. Rimel. Tamam, rimel. Güzel. Bir de bu göz altına sürülen neydi? Kons ver, kons ver. Sarı tutkuyu da çağırayım mı? Oynarız şurada. Concealer o, gerizekalı. Bilmediğim için özür dilerim ya. Al şunu. Sen bunları nereden biliyorsun? İsmek de kursa gitmiştim kanka ben. Hobi olarak mı? Karı kız düşürürüm diye. Tamamen öyle. Güzel. Başlıyor muyuz? Bize bırakıyor musun kendini? Bırakıyorum. Bırak artık olan oldu. Ver baba. Ama adama döndün adama. Adama döndün. Arsız adama döndürdük seni. Nasıl oldu? Oldu mu? Oldu oldu. Güzel oldu mu? Daha ne olsun köpek. Tamam. Ben size güvenmiyorum ya. Ben bakacağım. Hayır saçmalama. Bakma. Bakılacak hiçbir şey yok ortada. Sen kendine niye ruh sürdün lan? Kanka arada biz de çıkalım dedim. Sizlere de sürdüm. Allah be. Bana sürdün değil mi? Çok iyi oldun. Ne var mı? Bir şey söyleyeceğim. Tamam. 10 numarası. 10 numara oldun. Çocuğun var ya
Aklı gidecek muhtemelen. Her türlü bizde rahat ol. Ben bir aynaya bakayım. Hayır, bakma. Hayır, aynaya bakmak uğursuzluk. Gelinlik mi lan bu? Fark etmez. Bu halde de... Aha, ay, çocuk geldi. Çocuk geldi. Ne yapmalıyız? Beni şey yapın, siz geçin şu tarafa. Biz oraya sesinizi geçelim. Falan çıkarmayın, tamam mı? Çocuk geliyor. Şimdi dakika dur. Kapıdan para isteyelim. Git iste, git iste. Git, açılmıyor kapıda. Para isteyelim. Rezil olurum. 50 lira ver. Yapma, ver 100 lira. Ya gerizekalı. 50 istedim, 100 lira. Mal lan bu, bunu kandırırlar oğlum. Susun. Mal sessiz. Semih. Ay. Merhaba. Siz kimsiniz? Merhaba. Biz Semih'in arkadaşlarıyız. Semih de gelecek şimdi. Öyle mi? Evet. Evet. Semo. Geliyor. Defne, bu halin ne? Çocukluk arkadaşlarım. Beni hazırladılar da biraz. Hallettiler öyle. Beni de kız arkadaşlarım hazırladı. O yüzden beraber geldik biz de. Evet, biz Semih yalnız gelmesin istedik. Ay, çok heyecanlı da. Evet. Ne güzel. Buyurun, buyurun o zaman. Buyurun. Oğlum, kızlara bak lan. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Selamlar aleyküm. Merhaba. Tolga ben. Ha, ben de Mısır Su. Burcu ne? Boğa. Ha, yükselenin biliyor musun? Yok, bilmiyorum yükseleni. Hmm, doğum haritanı? Haritam Balıkesir Manyas. Hayır, yani öyle bir şey değil. Yıldız haritanı biliyor musun? Oğlum bu ne soru lan? GBT'me mi bakacağım? Ha, TC'yi falan da vereceğim ben. Ben sana bir şey diyeyim mi? Sivil olabilir. Sivil mi diyorsun? Sabah simit satarken gördüğüm gibi bunu. Sivil olabilir, çok bir şey konuşma. Bir şey söyleyeceğim bir tanem. Burç bilmeyen erkekle olmaz. Eyvallah bacım. Ne demek? Sağ ol. Canın sağ olsun. Çık şuradan, çık. Çık kız şuradan. Sana yürüdü kardeşim. Hanımefendi. Merhaba. Ne oldu? Bir tiksindin mi? Ay yaptım. Ne oldu kız? Hanımefendi, nasıl erkeklerden hoşlanırsınız? Ay, vallahi ben yakışıklı, zeki, renkli gözlü, kaslı bir de bakımlı erkeklerden hoşlanırım. Hanımefendi, burada 3 kişiyiz. Hiçbirimiz karşılamıyoruz bunu, biliyor musun? Vallahi karşılamıyoruz. Ben. Çok şakacağım. Gel, gel. Gel. Ne olur, ne olur? Çocuk bu ilk buluşma. Ne yapıyorsunuz? Lan sana ne öğrettiysek onu yap. Ne öğrettiysek yap. Emin ol. Huysuz olmayacaksın. Size güveniyorum. Hazırım değil mi? Ha? Evet, evet. Hazırım, bak. Bütün sonra öğrettiklerimizi yap, tamam, tamam mı? Harfi tamam. Harfi yapacaksın, tamam, tamam mı? Tamam, tamam. Hazırız değil mi? Hazırız, tamam. Hazırım. Şu ayırma işi yapmayın artık. Şey, hava sıcak tabii. Değil mi? Üf be, ne sıcak var bugün be. Duracağız mı peki bir yerde? Durayım. Çok duruyor. Sıcak. Defne, nasılsın? 0.72 65 94 mu? Oğlum gene benim numarayı verdi ya. Ben de numaran vardı zaten Defne. Niye şey yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Neler yapmaktan hoşlanırsın Defne? Biz genel olarak arkadaşlarla taklit severiz. Taklit mi? Ne taklit? Ha. Yapabiliyor musun öyle bir şey? Babacık, babacık. Cik cik cik. Ay çok güzelmiş. Ne taklidi bu? Bu şey, Maymun Charlie. Bende de var bu arada taklit. Bende de. Bak bak, bende de var. Bak 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 bak. Ne bu? Kaplumbağa. Oğlum bayağı iyi lan. Sorsana. Bunu yaparak dubaların arasından geçebiliriz. Yaparak dubaların arasından geçebilir misin? Geçerim. Tabii ki. Duba muba diyorsun. Geçer. Olur de. Geçerim. Grup olarak güzel katılırız. Tamam. Sen neler yapmaktan hoşlanırsın? Vallahi ben bakım yapmaktan çok hoşlanırım. Malum kadınlar bakımlı erkeklerden hoşlanır. Götüreyim seni bizim Mehmet abiye var ya, tıraşı on numara. Defne, sen biraz maskülen misin? Yo, Beşiktaşlıyım. Kuvarecma mı, Atiba mı? Kısmetse olur Cansel. O kim lan? Sen beni aldatıyor musun oğlum? Hayır, niye? Yarışma o. Evet. Körelerimize göre seni vurmak zorundayız, dönün. Yo mu? Ne diyorsun? Bu bir yarışmada birini destekledim için. Asıl sen ne diyorsun lan? Aa. Seni var ya, rezil ederim. Ya salak mısın? Ormuma geliyordu.
Senin burnum estetik. Kız gibi ağlıyor lan bu. Boş ver ya. Kız gibi ağlıyor bu. Bana bak lan. Sen nasıl benim arkadaşımı aldatırsın kızı? Kız yularım seni kız! Bana bak, sen elinin hamuruyla erkek işine karışma. Tamam bana mı? Bak. Bak, elim ayağım titriyor bak. Bak, şiştim bak. Aşko tamam, tırnakları yeni yaptırdık. Tamam. Hayır, hayır. Sen gelsene buraya. Gel. Sen gel. Gelirim. Gel. Geldi. Bırak onu. Bırak. Bu ne? Bırak diyorum. Abi durun. Durun ya. Durun ya. Sakin olur musun? Ben tek başıma da... Bak, sakin olur musun? Lütfen. Sakin olun lütfen. Ya bizi de... Bizi de kendinize benzettiniz ama ya. Rezil olduk. Ya Semih ya. Kusura bakma. Baştan başlasak mı? Başlayalım. Merhaba ben Semih. O kadar da baştan değil lan. Kamil. Kamil diyor bana ya. Yeter ya. Daha yeter. Güzellerini buluruz. Gel çabuk. Ya Allah sen. Oğlum ağlama lan. Niye ağlıyorsun lan? Naz yapıyor. Aşık oldu bana. Dönecek ya. Dönecek değil mi? Dönecek lan. Dönecek deseniz oğlum. Dönmez ya bu. Niye dönmeyecek lan? Yani Kamil demen çok hoş olmadı. Ağır oldu ya. Kamil ağır oldu. De Kamil hani ağır biz oldu sana böyle ya bir şey söylemedik. Çocuğa Kamil de demedik yani. Biraz dersleri... O yüzden mi oldu yani? Biraz dersleri... Ne dediyseniz yaptım lan. Kamil ağır oldu işte ya. Kamil dedik mi biz sana? Derslerin, Allah Allah. Derslerin dışına çıktım biraz. Evet biraz... abarttın. Bir tık abarttın. Biz sana harmanla dedik. Sen abarttın. Siz böyle kızlardan mı hoşlanıyorsunuz? Lan bundan hoşlanılır mı Allah aşkına ya? Bunlar bir şey yok. Ulan beni var ya, babam bile böyle eldivenle sever. Şu halime bak ya. Ya Defne tamam ya. Biz... Sizinle artık konuşmayacağım tamam, ben. Dur. Beni rezil ettiniz. Ya, yok Kamil'miş neymiş. Tamam. Defne kıskandık ya. Biz kıskandık seni ya. Vallahi gitme tamam mı? Kıskandınız mı? Ha. Evet oğlum. Niye? Yani sen şimdi bir ilişkiye başlasan... Biz evde üç kişiyiz. Nasıl batak oynayacağız? Doğru. Sen şimdi bir ilişkiye başlasan... Biz evde üç kişiyiz. Nasıl okey oynayacağız? Doğru. Sen şimdi bir ilişkiye başlasan... Biz evde üç kişiyiz. Nasıl pavyona gideceğiz? Doğru. Lan pavyona beni mi götürüyorsunuz? Doğru, oğlum biz kızı rezil etmişiz ya lan. Evet, kızı suça bulaştırdık. Yemin ederim. Perişanım. Çok boktan bir hayatı var kızın şu anda. Var. Neyse ya. Ben zaten kısmetse olur izleyen erkekle yapamam. Olmaz. Bir şey söyleyeyim mi? He. Biz böyle iyiyiz ha. Değil mi? He. Evet. Gel öyle. Gel bizi. Gel. Ya ama bir Mehmet abiye gidelim de benim şu şekli bir toplasın ya. Hadi ya oğlum, Mehmet abiye koyuyor. Hadi hadi. Mehmet abiye. Bir dakika lan. Yetenek yarışması yeniden başlıyor. Yeni yeteneklerini arıyor. Acil çalışmamız lazım Dubaoğlu. 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 Şu şapkalı. Ol Duba. Ol Duba. Tamam. Kesik çayır bizim. Gerçekten emek verilmiş, mücadele edilmiş. Perişan haldesiniz şu an ya. Sen bir de Atakan bugün full böyle titredin, geldin makyaj bilmem ne, perişan o durumdasın. Yani bir şey daha yaşamak istemiyorum artık. Oyuncunun yorumları bu. Kurtarın beni. Yeter. Evet. Harif ruj sürdü bana. Yani yok da yok muydu? Kendi yaptı orada ya. Bir anda abi bize ruj sürdü. Abi ama şimdi orada bir... Hazırlanma süreci uzun sürdü ya. Orada da galiba giydirme işi sizdeydi. Arif deli boşa çıktı orada. Bu boşa çıkınca da size yapıştırıyordu. Kendime süresim geldi. Dedim ki ben yanıyorsam onlar da yansın. Ne sürdüm? Kendine süremişsin? Çıkardım da sildim ya. He sildin. Tamam. Ebru sen de perişan oldum be. Ekibin gülü olarak... Neye benziyorum şu an güzel şu anda. Zile doğru. Aynası olamaz.
Bir şey söyleyeyim, seni gidiyor. Çirkinleştiremedik. Hala çok güzel. Evet. Bravo. Bravo. Çok güzel gider, devam ediyor akşamımıza. Bravo. Şimdi evlenme arifesinde olan bir gencin hikayesini izleyeceğiz. Yani evlenmek üzereyken çevresinden evlenmesiyle ilgili tavsiyeler alıyor. Tabii bu tavsiyeler değişiyor. Aranızda evlilikle ilgili böyle ben bir cümle söylerim. Evlilik şöyle güzel bir şeydir. Evlilikle ilgili bir cümle etmek isteyen var mı? Ama böyle kalite bir cümle. Orada bir el kalktı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ama ben iyi bir şey söylemeyeceğim. Söyle, evlenmesinler. Evlenmesinler. Yok. Çok direkt oldu bu yani. Yani... Direkt evlenmesinler mi? Evlenmesinler ya. Sen evli misin? Evet. O yüzden evlenmesin diyorum. Anladım. Abi. Eşiniz nerede abi? Eşim yok. Ya burada yok. Nerede? Arkadaşlarımla geldim. Arkadaşlar ama eşiniz bunu izleyebilir. Televizyonda ya bu. Onun yüzüne de söylüyorum. Evlenmeseydin mi diyorsun? Diyorum evet. Neden? Ne bileyim özgür olamıyorsun. Özgür olup ne yapacaksın ki mesela? Ne yapmak istiyorsun, yapamıyorsun? Ya biz dizi falan çekiyoruz, internet dizisi. He? Orada çok engel oluyor, çok sıkıntı çıkarıyor. Dizinin konusu ne üzerine? Ya dizinin konusu normal, bir şey yok. Normal bir şey yok. Ya, çekime gidip gelemiyorsun. Çekime gidip geliyorum da, o sıkıntı yok. Ne ya sıkıntı var? Kadınlarla oynamaya izin vermiyor. He. Öyle. Öpüşme sahnesi var mı? Yok abi, o kadar değil. O kadar değil ne Allah. Dizide öpüşülür abi, oyuncusuz yok olursa. Abi, biz öpüşmüyoruz. Sen bu dizide ne yapıyorsun abi? Ben başrolüm. Başrol öpüşmüyor mu? Yok, öpüşmüyor. Tamam, teşekkür ederiz. Evet, şimdi evlilik tehdidi skeci geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Hadi. Hülya, koş koş! Ne var, ne koş, var? Gel, gel! Ne oldu lan? Şşş, müjdemi isterim. Aha, ne oldu? Bizim hani Hacı amca var ya, alt komşu. O aşağıya bir tane dükkan açmış. Ben de dedim ki, küçük esnafa destek olmak lazım. Dedim gittim biraz alışveriş yaptım. Ha. Evet. Müjdeye bak. İyi yapmışsın. Ne aldın? Ha, bunu aldım. Ha. Tam 2,5 lira verdim. Çok destek olmuşsun ya küçük esnafa. Evet. Adam senin sayende zincir kurar artık. Evet, evet. Allah çok, Allah. Ne işe yarayacak bu? Bunu böyle, bunu alıyorsun. Böyle takıyorsun böyle gözüne bu şekilde. Ha. Böyle görmek istemediklerini görmüyorsun. Yok mu mesela? Bende yoksun şu an. Ben geldim. Kerem geldi. Bak işte ne güzel, işe yaradı. Görmek istemiyorum çocuğu. Görmüyorum. O ne ya? Ulan keşke kulak tıkacı da alsaydım bak. Görüyor musun? Ya Ayhan, ayıp ama. O bizim oğlumuz. Tamam, atsan atılmaz, satsan satılmaz ama ayıp. Anne. Ay, tamam canım. Ben öyle düşünmeden konuşuyorum. Sen bana bakma. Ben düşündüm, taşındım. Taşındın mı? Taşındın mı lan? Vallahi taşınmış. Vallahi. Ne zaman taşınıyor? Daha değil baba. Bir söyleyeyim müjdeli haberi, taşınacağım. Ha, ama söyledikten sonra lütfen git tamam. Ya Ayhan bir dur, ne meraklısın? Oğlanı evden göndermeye benden daha çok meraklısın. Size müjdeli bir haberim var. Ha? Evet. Ben evleniyorum. Sarılmayacak mısın? Müjdeyi bekliyoruz. İşte haber bu, evleniyorum. Oğlum. Emin misin? Bak sonra bir şeyler çekmeye gidersin, öpüşmene izin vermez falan. Hem daha senin yaşın kaç ya? Anne 32 yaşındayım ben ya. Tamam senden geçmiş, boş ver. Artık benden de geçti oğlum. Ben 55 yaşındayım, senin düğün masraflarına falan uğraşamam, boş ver. Doğru, baban hiç masrafla uğraşamaz.
masraf olmasın diye bana bile evlenme teklif etmedi bu. Kim? Ben. Ben senin için havai fişek bile patlattım kız. Allah aşkına ya, patlatmışmış. Nerede patladı ben görmedim. Kıçımda patladı ama. Pahalıydı o kadar. Gittim ben de kız kaçıran oldum. Kız kaçıran. Ah, niye kaçmadıysam salaklık bende. Ya niye böyle diyorsunuz ya? Ya oğlum sen madem evlenmek istiyordun da... bana söyleseydin ben Nezahat'in kızını ayarlardım sana. Hazır bekliyor kız. Ha. Ya ben Nezahat'in kızını istemiyorum ya. Aman o da sana bayılıyordu. Ya benim sevgilim var zaten. İsmi de Deniz. Hı. Denizmiş. Kız mı erkek mi belli değil. O nasıl isim? Evet, tabii ki de kız. Yani ben bugün planladım. Böyle lüks bir restoranda evlilik teklif edeceğim. Ha bir de lüks restoranda. Senin paran var mı lan senin? Var. Bana versene atışım. Alışveriş yaptım. Bütün param buna gitti lan. Bütün paran mı? Senin 2,5 lira mı vardı toplamda? Tabii ki hayır. 2,75 vardı. 25 kuruş da poşete verdim. Abin evleniyormuş yurda gül. Gerçekten mi? Sonunda evleniyor. Sonunda o. Abim evlenecek. Kına yıkacağım anne. Kına gecesinde kendime kına yıkacağım. Tamam. Her şey çok güzel olacak tamam. Anne. Anne ben zaten anlamıştım. Tamam. Neyi anladın yurda gül? Neyi anladın? Neyi anladın? Manyak. Kına gecesi nereden çıktı lan? Olur tabii. Olur. Oğlum masraf. Ben bıktım. Ben istemiyorum. Bir sürü masrafım var. Bir de seni kına gecesinden uğraşamam. Ya ne istemiyorsunuz ya? Ben gidiyorum şimdi hazırlanıyorum. Biraz daha sizinle konuşursam evlilikten soğutacaksınız beni. Ayaklı doğum kontrol yöntemisiniz ya. Öyle olsa seni mi yapardık lan? Kontrolü. Bazı şeyleri geç öğrendik. Saçma sapan ama tam da kalkmama denk geldi. Aa Serkan abla başkanım. Hoş bulduk abla. Hoş bulduk. Enişten bu işlemi isterim. Ne oldu lan? Yukarı pavyon açılmış. Ne diyorsun? Allah! Lan oğlum! Hadi gidelim hadi. Nereye gidiyorsun Ayhan? Küçük esnafa destek olmak lazım. Allah Allah. Yana berber açıldı. Ben gidiyor muyum destek olmaya? Aslında gitsen iyi olur ya. Bir sakalları bir toplatsana. Öyle etme beni. Oturun eve. Ne pavyon falan yok. Nasıl oldum? Vallahi sen aceleye geldin biraz ya. Ha, nasıl oldum demedin mi? Nasıl oldum? Ha, neyse. Oğlum damat gibi olmuşsun. İnşallah o da olacak dayı. Hatırla. Ağzından yel alsın lan. Niye? Dayısı, Kerem hiç tanımadığımız bir kıza evlenme teklif edecekmiş. Oğlum, nafaka kaç binden başlıyor? Senin haberin var mı? Ya nafakayla ne alakası var şimdi dayı ya? Hemen boşandırdın sen de beni ya. Oğlum, boşanmak en eğlencelisi lan. Düğünden daha çok eğlendim yemin ediyorum. Vallahi. Allah Allah. Ya öyle bir şey yok dayı. Evleneceğim ben. Niyetim de ciddi. Ya oğlum saçmalama. Evlenip ne yapacaksın ya? Ya kız bir sürü mesaj atıyor. Ben gideyim bir konuşayım şunu. Ya otur Allah Allah. Tamam. Siz de çok şey yapmayın. Özgüveni yerle bir olmuş. Hemen oğlum biraz kendine artık sat lan. Ne demek özgüvenim yerle bir oldu ya? Ya babamla annem sabahtan beri değişik değişik konuşuyor. Yok evlenme, yok şöyle yapma. Oğlum saçmalama lan. Sen bir kere bizim sülalemizin en... sen bizim en... Abla ben bir şey bulamadım. Sen devam et. Sen bizim en şey... Ayhan, ben devam et. Bonkörü. Heh. Sen bizim sülalenin en bonkörüsün lan. Evet. Varsa bir 20 lira ver babana. Versene. Ya ne parası şimdi baba ya? Aldım lan ünvanını geri aldım. Bonkör mokör değilsin. Cibrisin lan sen. Enişte bu sefer de senin ünvan gitti. Karışma lan sen. Ben cimri mi oldum şimdi yani? Cimrisin. Ne cimriliğimi gördünüz? Her şey para değil, tamam. Her şey para. Her şey para değil değil. Bugün parasız adamı bir tek anası sever. Yok, ben de sevmem. Yok, parasız adamı oğlum. Seni değil, misal baban. Ne? Ben parasız mıyım? Evet. 2,5 lira verdim buna. Ya hadi oradan. Allah Allah, bir de poşet almış 25 kuruş. Evet. Tamam, ben sizinle daha fazla vakit kaybedemeyeceğim. Gidiyorum. Oo, bak biraz daha düş. Hah. Şevki amca, Zinet yenge, ben de tam kaçıyordum. Yengenin suratını gördün diye kaçıyorsun değil mi oğlum? Kaç, kurtar kendini. Ben kurtaramadım, sen kurtar. Seni ilk gördüğümde bu adam kaçmaz dedim. Fakat kaçmadın. Düş artık yakadan ya. Tamam bir sakinleşin. Sen de gitme. Ayıp olur. Ya of. Görüyor musun? Evlilik nasıl bir şey? Görüyor musun?
Ya siz hiç mi sevmiyorsunuz birbirinizi ya? Sevdik. Sevdik. Zamanında sevdik ama balayından sonra bütün büyü bozuldu. Neden? Çünkü beni balayla götürmedi. Ama çok huzurluyduk ya. Dedim oğlum işte bak evlenme ya. Görmüyor musun? Ya her evlilik böyle olacak diye bir şey mi var dayı? Çok özür dilerim. Yok. Zinnet ayakta kaldın git istersen. Çok doğru söylüyorsunuz. Şevki buradayken hep beraber bizim eve gidelim. O ev daha huzurludur. Ya niye gidiyoruz ya? Ben abimle sohbet etmeye geldim ya. Adamı götürme bir yere. Ben de eltimle sohbet etmeye geldim. Abla bu ne yapıyor biliyor musun? Ne yapıyor kız? Her akşam benimle aynı yatağa girmeye çalışıyor. Evliyiz de o kadar değil yani. Şiş artık. Ya duyuyorsun değil mi? Dinle oğlum bunları. Dinle bak. Ya bu normal bir evlilik değil bence baba. Sizin nasıldı lan Serkan? Ya bizimki o kadar da değildi. Bundan farklıydı yani. Heh, yani biz de elimize ne geçerse birbirimize atıyorduk. Ya bundan daha, bu daha iyi bir evlilik yani. Geçen gün en son avize fırlattık. Ya biz belki birbirimizi seveceğiz, böyle olmayacağız belki. Niye güvenmiyorsunuz bana ya? Oğlum biz senin iyiliğin için konuşuyoruz lan burada. Evet, tanımadan etmeden evleniyorsun diye gel şu Nezahat'ın kızını yapayım sana işte. Ya Nezahat'ın kızı dediğin kadın 40 yaşında, 40. Aa, ama oturaklı. Tabi oturaklı olur. Tansiyon, kolesterol, şeker hepsi vardır onda. Doğru. Aniden bir kalkınca başı dönüyor kızım. Gözü kararıyor ama hallederiz onu. Göz kararıyor. Ne, ne oluyor bir bak. Lan senin isyanın kime? Ya kimin attım ulan? Ne yaptım, ne yaptım ya? Lan! Abucam! Ayağı acıttım. Ayağım acıttı. Misafirler gelmiş bir merhaba diye. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz hepiniz. Hoş geldiniz. Hani hala evlenmemiş bu. Babacığım bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Abim evlendiğinde odası benim olabilir mi? Lan salonda yatıyor abi. Tamam salon benim o zaman. Tamam, Allah yurda Allah. Gir, tamam. Hayır. Ya ne tamam o zaman? Bu evden gitmeyecekse ben ne anladım bu işten? Ne anladın yurda gir? Ne anladın? Çok yapayım. Bana bari. Bak öyle babası. Lan kafa yedir kız lan. Evlenme. Halamlar da gelsin. Bir tur da halamlar evlilikten soğusun beni. Deniz. Kerem. Ana. Ya neredesin? Mesajlarıma da cevap vermiyorsun. Çok merak ettim seni. Şey, ailevi bir mesele vardı da. Merhabalar efendim. Deniz ben. Ay ne kadar hamarat. Ne yaptı da ne hamarat? Ya karışma sen. Buraya kadar gelmiş. Merhaba kızım. Ben de Hülya. Ay ne güzelsin. Biliyorum Hülya teyzeciğim. Ayhan amca, Şevki amca, Zine teyze. Bizi biliyor. Benden niye bahsetmedi? Şerefsiz. Ay şerefsiz tamam sizden de bahsetmişti. Siz de dayısı değil misin satın adam? Aslanım benim. Bak beni tanıdı. Tanıyor beni. Lan bundan övünürüm lan. Nasıl manyak bir adamsın sen? Tamam. İyi kızım. Nasıl bahsetti Kerem bizden merak ettim bak. Sevgi dolu, neşeli, bonkör, aşırı seveceğimmişsiniz öyle söyledi. Evet. Senin başka ailen mi var lan? He? Ayhan. Ya, hayır baba sizden bahsettim işte ya. Ne kadar tatlısınız ya. Ben gelirken elim boş gelmeyeyim dedim size hediye getirdim. Ne diyorsun ya? Hediye almış ya. Allah Allah. Kaka. Ay saçmalama. Ya ben bir şey söyle kulak tıkacı almış bana. Yemin ediyorum Allah'ın adını veriyorum ki bugün dedim daha bir kulak tıkacım olsaydı bunu duymam diyor. Çok iyi oldu. Çok teşekkür çok ederim. Çok sevindim. Ya aşağıda küçük bir işletme var Hacı amca dedim destek olayım diye aldım. Bunu da size getirdim. Ne alacağımı tam bilemedim. Sen küçük esnafa destek için mi? Gelinim benim. Görüyorsun değil mi? Ay sağ ol kızım. Ne zahmet ettin. Vallahi bir şey diyeyim mi? Kız sanki seni istemeye gelmiş gibi. Verdim gitti. Çikolatayla, çiçekle. Onları şey yap da, onları sakla da. Bunu istemeye giderken götürürüm. Aa, şey, asraf olmasın şey, mı? Görüyor musun? Bak kız çiçek çikolatayla gelmiş. Sen beni istediğinde kendin bile gelmedin. İstemedim çünkü Zinnet. Boşanalım bence ya. Tamam canım Allah Allah. Siz bakmayın onlara. Her evlilikler öyle olacak diye bir şey yok oğlum. Ne istemesi ya? Hani istemiyordunuz evlenmemi? Olur mu? Oğlum gül gibi kız. Manyak mısın sen lan? Nezahat'in kızı vardı. Siktir et Nezahat'in kızını. Çabuk Deniz, kızım. Kerem sana bir şey söyleyecek. Ya. Evet. Deniz ben sana bir şey söyleyeceğim. Tamam. Sen Ayhan. Baba, Ayhan. Acaba ben bunu tek mi söylesem? Ayhan. Ne oluyor? Heyecan yaptım ben. Söyle lan. Ben seni ilk gördüğüm günden beri bunu düşünüyorum. Senden ayrı yaşamak istemiyorum. O yüzden de benimle evlenme ya. Boş ver ya.
Allah, boş ver ya. Benimle evlenme. No. Lan yürü lan, arkandayım lan. Helal olsun. Ben de amcana katılıyorum. Ben de arkadayım. Ya benim arkama niye geliyorsun ya? Görüyorsunuz değil mi? Arkasından dedim, arkama gel. Ya bir yere de gelme be kadın. Beğenmiyorsa çekil. Lan oğlum, niye vazgeçtin lan? Kim aklına girdi senin? Kim aklıma girdi acaba ya? Bir düşüneyim, kim ya? Sabahtan beri yok boşanma, nafaka, param mı var, evlenmek kötü bir şey demediğinizi bırakmadınız ki. Oğlum biz aceleye getirme falan diye, yoksa bir şey yok ki. Ya bırak anne, daha siz sevmiyorsunuz beni. Daha siz sevmeden ben nasıl seveyim bu kızı? Oğlum biz seni seviyoruz lan. Biz sadece hani gösteremiyoruz sevgimizi yani. Sevsene bir görsün. Sev kız. Ya ben... Ya severim ben seni. Ne çekiniyorsun oğlum biz? Oğlum biz ailemizden böyle görmüşüz. Anamız babamız seviyoruz diye gitmiş. Evet. Üstümüz açılmış, üstümüz örtmüş. Bizim başka sevgi bilmiyoruz. Anlayışımız bu. Bunu yoksa bilmiyoruz. Sevmez olur muyuz oğlum? Biz seni çok seviyoruz annem. Çok seviyoruz. Evet. Vallahi. Vallahi seviyoruz. Tamam. O zaman ben teklif ediyorum. Dur. Tabii canım, bak ben de aslında Şevki amcanı çok seviyorum. Ben onsuz yaşayamam. O benim tadım tuzum ya. Lan ben de sessiz yaşayamam be. Hayır ben. Lan en çok ben. Hayır, sen kendi iltifatını kendin bul. Gel lan buraya. Lan manyak mısınız? Anne var, amca, anne var. Amca. Oğlum ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Abi yanındım. Abi, çok özür dilerim. Biz çok gaza geldik bir anda. Çok sabahlayayım. Özel hayatımız hepsi bir araya şey oldu. Bu benim peşimden az koşmadı zaten. Ya ne koştun peşinden? Ben koşuya çıkmıştım, önüme çıktın. Oradan kayboldu konu ya. Seni seviyorum. Ben de seni. Lan terör düşecek. Şşt, tamam. Amca. Sakin. Aa. Tülay! Ay durun! Tülay! Seni çok seviyorum. Çok seviyorum, bir tane bebeğim, ömrüm, hayatım. Ne olursun gel! Grace! Ne olursun gel! Lan yan apartmanda kız! Ya Kerem, ya benim ailem de sevgisini çok iyi gösteremiyor ama ben beni sevdiklerinden eminim. Yani ya biz birbirimizi sevmişiz, yetmez mi ya? Yeter, yetmez mi ya? O zaman... Aa. Benimle evlenir misin? Yurda gülü fısır, Allah Allah. Anne sen de bağırma artık kardeşime ya. Ay yok, ben ona bağırıyorum. Ben onu da seviyorum annem. Ben sizi sevmez miyim annem canımın içi? Aman anne, ben zaten anlamıştım onu. Neyi anladın yurdayım? Neyi anladın yurdayım? Sakin olun. Çok güzel hareket diyenler. Ya biraz frenime çok hızlı bağlandı yani. Evlen teklifi etmiyordu. Sonra bir daha etmeyeyim dedim. Hani seni seviyorum diye bir bağlandı. Ama onun dışında skeç çok iyi olduğu için bence de zile daha yakın geliyor. Zil. Tamam zil. Zili de bu skeçteki ateşli öpüşme sahneleri. Skeçin yayınlanmasını neredeyse bozacak olan ikiliye gelsin. Ya bir anda bir de ben Ömer'e şey dedim çıkmadan, Ömer orayı öyle mi yapsak falan oldum. Öyle mi derken provalarda nasıl yapıyordunuz? Provada sarılıyorduk. Ömer ne oldu? Abi bana bunlarla gelince ben dayanamıyorum. Neyden verdi? Daha az öpmeme şey olunca mı? Ya öpme daha alevlendirelim, yükseltelim falan, dayanamam abi. Abi büyük girdiniz ama. Abi çok, evet. Yani sahnede çok öpüşme çekildi ama seninki ciddiye yani bir şey... Yani biz ama öpüşmeyince bir şey yapıyorduk orada. Şey, evet, öpüşmüyorduk. Bir kapanıyordunuz. Ama o kapanmadan sen yere çökünce bir garip oldu yani. Birlikte zile gidip orada... Hayır, ikiniz gidin. Bir orada bir... Evet, çok güzel hareketler. Devam ediyor aksiyonunuza. Oh,
Yani bir baba ile çocuğun en samimi olduğu en güzel anlardan biri uyumadan önce ona masal anlattığımız anlardır. Ben de mesela Kuzey'e falan masal anlatırken çok zor sorular sorarak masalı böyle çarpıtma var yani. İşte bu büyük beyaz köpek balıklarını seviyor. Tamam diyorsun, bir büyük beyaz köpek balığı varmış işte okyanusun dibindeymiş. Okyanus neredeymiş baba diyor. İşte Avustralya demiş. Avustralya neredeymiş falan. Böyle seni sorularla adeta manipüle ediyor çocuk. La babamdan masallar geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diyor. Kerem! Oğlum hadi mezuniyete geç kalıyorsun ya. Geldim baba, geldim hazır. Gel. Hazır mısın oğlum? Hazırım baba. Neye hazırsın? Kapkaca mı hazırsın? Neye hazırsın? Ama öyle deme ya kızlar. Bad boy erkeklerden hoşlanıyor. Böyle erkekleri. Oğlum ben ablanın mezuniyetini ablanın yanında git de göz kulak ol diye gönderiyorum seni. Bütün mezuniyetten seni korumak lazım. Bu ne hal lan? Ya baba saçma mı? Kızlar bölüyor. Gitlerden hoşlanıyor diyorum sana ya. Bak mısın ya? Git ablanla beraber göz kulak ol ona diyorum. Sen ablanın mezuniyetine mi gidiyorsun? Karı kız kaldırmaya mı gidiyorsun? Karı kız kaldırmaya. Aslanım benim. Vallahi babasının oğlu köpek. Babasının oğlu köpek. Ben de öyleydim. Ben de öyleydim. Evet çekilin. Bütün mezuniyetine gittim. Çekilin. Tarık çekil. Aman. Evet. Güzel. Evet. Prensesimiz majesteleri mezun kızımız geldi. Asıl siz çekilin. Kavgaççı, hırsız, yan kesici geldi. Yürü. Cüzdanlara dikkat. Allah belanı verdi. Abi ev cüzdanını yaşat be. Oğlum sen hırsızla nereden başladın ya? Sen kafkaççı deyince çektin baba neydi? Ne yapıyorsun ya? Sen de sahip çık. Kızım çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim babacığım. Rica ederim. Kimin kızı ya sonuçta? hadi bakalım o zaman iyi eğlenceler. Hadi oğlum Kerem beraber gidin eğlenin. Bir dakika ya baba bu da mı önüne geliyor? Bu ne lan? Yok. Ama benim kavalyem var. Kızım kavalye ne ya? Kavalye dediğin o cam 70 santim. Ondan olsa olsa zurna dürüm olur lan. Ne kavalyesi o çocuk? Ya baba, benim kuzenim candan bahsetmiyorum. Allah Allah. Tamam, hadi beraber gidin eğlenin. Hadi iyi eğlenceler. Benim tadım kaçtı baba. Ben gitmeyeceğim ya. Niye lan? Ya flört 4'e attığım mesaj yanlışlıkla flört 3'e gitmiş. Bunu duyan flört 2 de çok üzülmüş. Sonra flört 1 benden ayrıldı. O niye ayrıldı lan? Bunlara cevap yazacağım diyor. Onu unutmuşsun. Kimin oğlu? Kimin oğlu komik ya. Ben de öyleydim. Öyle değildim lan. Bir tane buldum evlendim. Bak yüzüme yüzüme söylediğine bakar mısın? Pardon. O zaman oğlum iyi eğlenceler. Haydi kızım güle güle. Haydi beraber eğlenelim. Anne olmaz. Yani tamam işte çocuk şey yapmış. Ya ne yapmış? Beraber gitsinler. Benim rızam yok ya. Tek gitme kızım. Ben seni tek gönderirim. Hadi hadi. Ama oğlum biz tanıyorsun. Beraber gidecekler ya. Oğlum Arap lan da git hadi ya. Ya hayır anne. Ya tamam bir dakika durun ya. Allah aşkına ya. Tamam dur oturun ya. Otur kızım bir hikaye anlatacağım sana. Gel anne. Otur babacığım. Ya baba hikayenin sırası mı şimdi? Kızım otur seversin. Sen masal anlatacağım. Bir otur ya. Masal mı? Evet. Ya baba çocuk muyuz biz? Niye? Çocukken seviyordun. Evet 7 yaşındaydım çünkü. Sen benim gözümde hala 7 yaşındasın. Allah Allah. Tamam hadi anlatacağım kızım. Bak. Hadi. Ya bir dur ya gideceksin nasılsa ya. Baba Kutay abinin düğünü anlatsana. Ay evet evet evet. 97 Kutayların düğüne gidiyoruz. Ananla o zaman. Bir kadın var orada. Ya, dur kafamı karıştırma ya. Bu hikaye sürekli gidiyorum ben. Bir dakika. Uyuyan güzel masalını bilir misin kızım? Bilirim baba. Oh bilirsin. Yanlış biliyorsunuz hepiniz. Uyuyan güzel masal. Bak zamanın birinde uyuyan bir güzel varmış. Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarlarda bir kral yaşarmış. Krallığın prensesi bir gün derin bir uykuya dalmış. Ana, baba prenses ben olayım mı lan? Ol oğlum, sen prenses ol, anan kral olsun, ben de soytarı olayım. Olur mu? Kerem bir dur oğlum, girme ya. Tabii babacığım. Devam ediyorum. Bir gün kral sarayında otururken... Allah kahretsin, şu tahtı yaptırın ya. Bu ne lan böyle, her yeri oynuyor. Uyanmadım hala. Coş biraz sessiz ol, uyanacak kız. Ulan onun için uğraşıyoruz ya zaten. Uyansın diye uğraşıyoruz ya kız. Ama bunlar böyledir. Bunlar akşam yatmak bilmez, sabah kalkmak bilmez.
Bilmezler bunlar. Ya hanım, kızın hastalığı var, hastalığı. Ha, ne diyorsun? Tansiyonu düşmüş olabilir. Bir tuzlu ayran. Ne diyorsun? Ulan Lokman hekimin yapamadığını tuzlu ayran mı yapacak ya? Ne bileyim, fikir üretiyorum ama ya. Allah Allah. Ben geldim. Oğlum onu niye sev... O muhafız niye... Muhafız niye çalmıyor oğlum o? Muhafız oldum baba. Sebep? Enstrüman öğreneyim de bunu aldım, ben korona oldum. Allah canını almasın ya, tamam. Baba, bir tane adam geldi. Çok değişik yöntemlerim var, beni uyandırırım diyor. Aman Allah'ım. Çağır gelsin. Çağır. Yeter Kerem. Adam geliyor. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Kimsin sen? Ben Keloğlan'ım. Oğlum böyle Keloğlan mı olur lan? Senin bayağı saçın var. Kralım, ben saç ektirmeye geldim. Kampanya vardı, sakal da ektirdim. Evet. Böyle. Ha, tamam, denesin canım, yapsın bir şeyler. Tedavisine başlasın değil Yapabilecek mi? Yapabilecek misin? İnanıyorum kralım, bu yeni bir format. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İnşallah yapar. İnşallah ya. Olacak. Uyan güzel, aç gözünü, dinle aşığın sözünü. Vermişim sana özümü, benim ay kızım sultanım. Ay kızım sultanım. Na 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 na. Evladım. Kralım, olmadı yanlış ya. Yanlış şarkıyla giriyorsun çünkü. Böyle olmaz. Bulgur kaynadırlar. Aman bulgur kaynadırlar. Önüyü dinil. Haydi! Güzeli oynadırlar. Aman çirkini lan, bir de oynuyorsunuz hep beraber ya. Oğlum yapma lan şunu. Ne yapıyorsun? Kralım, bence... Hep beraber birlik olup bir şey söylememiz lazım. Buyurun. Keklik edin vurdular, kanatımı kırdılar. Daha ben geleyim ki annem cevayırlar. Taşkın düştü. Taşkın düştü. Hayvan oğlu hayvan, tacımı da düşürdü. Gel buraya, nasıl kural kural etmedi? Ulan uyuyan kadına şarkı söylemek ne ya? Evet. Manyak. Gel üzüm ye, anksiyeteni alır. Gel Allah Allah, elim ayağım titriyor ya. Gel şu üzümlerden yiyek, gel. Eli olan... Ne oluyor ne oldu ya? Sen kimsin? Peri. Hangi peri? Dudu peri. Dudu peri mi biliyorum? Beşiş peri, Dudu peri değil mi? Evet. Hacı Maci. Biliyorum hepsini. Kralım. Dur, hiç merak etmeyin. Ben prensese ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Ne oldu peri? Cadıyı partiye çağırmadığımız için prensesimizi lanetlemiş ama merak etmeyin, ben onu koruyacak bir büyü yaptım. Aha, ne yaptın büyü? Şimdi prensesimizi bir prens öpecek ve uykusundan uyanacak. Ulan madem büyü yapabiliyordun, niye öptürüyorsun ki kızı? Bir tane ilaç ver, değil mi? Uyansın, de ki akşamüstü uyanır de. Ne bileyim, öğlene kadar uyur de. Ama kralım, sihir kurallarına göre böyle yapmak. Ha tamam, tamam. Öyle mi gerekiyor? Hayır, kızımız uyanacaksa olacak. Tüm perilere haber salınsın. Bu kızın uyanması için ne gerekiyorsa yapılsın. Ya olur mu? O benim göz bebeğim. Öptürmem ben onu. Olmaz ya. Merak etmeyin. Ben köydeki bütün erkeklere haber salınsın. Yapma! Hemen! Yaptım. Sen niye uçamıyorsun lan? Bu kanatlar göstermeli. Yapma ya. Biz nasıl bir krallık kurduk? Evet. Keloğlan geldi, bu uçamıyor bir. Evet. Nasıl bir krallığın içindeyiz? Allah kahretmesin ya. Üzüm ye. Şuradan üzümü ver. Gel! Kapı çalmak diye muhafız yok mu lan bu kapıda? Evet. Sen kimsin? Ben muhafız kralım. Evet. Kulak misafiri oldum. Eğer müsaadeniz olursa arkadaşlarla beraber biz de denemek istiyoruz. Allah Allah. Sen şimdi kapıda arkadaşlarınla oturuyordunuz, hani beni koruyordunuz. Evet. Doğru anladım değil mi? Evet, evet. Dediniz ki ulan biz neden şansımızı denemeyelim? Evet, yani nihayetinde peri dedi ki bütün erkekler dedi. Hı-hı. Baktık biz de erkeğiz. Onların da en başında ben varım. Hı-hı. Sizin iyiliğiniz için yani. İyiliğimiz prensesimiz için. Hayata dönsün diye ben. Yani evet. Yoksa şeyimden değil yani. Hani aradan bir şey bulalım da biz de kızı öpelim diye bir düşünce yok asla yani. Asla öyle düşünmüyorum ben. Asla senin aklına hiç öyle bir şey gelmedi. Gelmedi, hayır. Gelmesin ya, öyleyse gelmesin ya. Siz şimdi diyorsunuz ki bir de arkadaşlarla biz deneyelim. He, önce ben öpeceğim, eğer etkisi olmazsa çağıracağım tek tek işte öpecekler.
Parfüm mü olan bu tek tek deneyeceksiniz? Hı? Neyi deniyorsunuz oğlum? Ne? Çık lan dışarı. Defol. O zaman iyi niyetimi göstermek babında kraliçeyi öpeyim. Lan! Yani, oğlum, ya kıza yarayacağım söylesin. Gel bir tane. Allah Allah. İt oğlu it. Tamam tamam. Ben defol. Kapıdayım. Bir şey olursa kapıdayım. Çık lan kapıdayım diyor hala. Ben borazdan alayım. Lan git lan. Seni kovmadım. Hadi git. Baba. Ya Rabbim ya. He. Prens gelmiş. Aa! Prens ben bu işi hallederim diyor. Vallahi ama çok işte iyi bu ya. İşte bu. Prens yapar. Aynen öyle. Ya. Çağır. Çağır şunu ya. Allah Allah. Prens geliyor. Gel. Söyle bakalım delikanlı, sen kimsin? Kralım ben, kurbağa prens. Oğlum sen hala kurbağasın. İçim almadı, bu kadar öpebildim. Vallahi mı? Evet canım, buyur. Kralım izin verirseniz ben de şansımı denemek istiyorum. Ben öpülerek uyandırılma hissini en iyi bildiğim için işinize yararım diye düşündüm. Ya bırak aldatmaya bahane arıyorum demiyorlar. Sus be. Kes be. Ya bir dakika tartışmayın kendi aranı. Bak çirkinleşiyorsun ha. Şşş tamam be Allah Allah. Ne oluyor ya tartışmayın. Baba sana bir şey diyeyim mi? Ben ölene kadar kurbağa kalırım yine bunu öptürmem. Oğlum dur. Allah aşkına. Rencide oldu. Ayıp oluyor ayıp yok. Bir dakika dur ya. Kızım ayrıca sana ne oldu böyle? Böyle prenses mi olur ya? Öpünce oldu biliyor musun? Yapma ya. Kurbağa enfeksiyon yapmış olabilir. Çünkü kurbağaların var öyle bir yan etkisi. Ya bir dur Allah aşkına ya aman. Yapabilecek misin? Yaparım. Öp bakalım. Aa. Oğlum. Ah. Yeni, lan git yandan öp. Kolayı var ya. Merdiven getireyim mi? Yok oğlum dur ya. Bu nasıl prens ya? Günaydın kızım. Günaydın anneciğim. Tatlım. Bir şey olmadı. Demek ki uyanması için önce kurbağa olması gerekiyor. Diyorsun ki önce kızı kurbağa yapalım. Değil mi? Doğru anlıyorum. Sonra diyorsun ben öpeyim, insan olsun tekrardan. Yani bir şeyler denememiz lazım. Böyle olmadı. Doğru söylüyorsun Sayın Prens. Konuya tek söyleyebileceğim şey, siktiriniz gidiniz lütfen. Lütfen. Buyurun. Öyle olmuyor. Mahcup oldum. Hadi çıkın be aman sen de. Doktora doktora görün kızım ne hale gelmişsin ya. Baba. Önce bu arada ya diğer krallıklardan gelmişler de onları öne alayım mı ben? Pide kuyruğu mu lan bu? Lan niye öne alacak? Al sırayla gelsin. Bağırma kız uyanacak niye bağırıyorsun? Oğlum uyansın diye yapmıyoruz ya bütün ailem var ya. Ne bileyim ya. Hadi git al kim abi. Kalabalık gelmişler. Hadi. Kaç kişi var? 286.003. Oğlum tam rakam verdin lan. Göz kararı baktım baba. Oğlum sen bu kararı gözünle alamazsın ki. Ya tamam çağır gelsin de kızı iyileştir. Al bir saniye bir saniye birazcık. Al oğlum al ya. Geliyor. Efendim bendeniz Kral Henry ve ordum 286.003 kişi emrinize amadeyiz. Tam rakam vermiş lan oğlan. Evet, gerçekten. Vallahi. Bütün ordum kızınızı öpmeye hazır. Fişe bak, sefere çıkıyor sanki. Ama ne kadar iyi adam, görüyor musun? Bütün askerlerini getirmiş. Doğru. Ne getirmiş? Ne geçen savaşa çağırdım, gelmedi it oğluyum. Ama ne yapalım? Vallahi. Buyurun, buyurun. Ya efendim, ablam uyandıktan sonra beni de krallığınıza dük olarak alır mısınız? Oğlum, kusura bakma, senden bir dük olmaz. Olmaz. Baba bundan krallıklarda güzel kız var. Oğlum vallahi. Kendi krallığın var ya. Prenssin sen zaten. Senin krallığında hiç güzel kız yok. Kusura bakma dükümde olmaz. İzin verirseniz öpüyorum. Hadi buyurun. İnşallah. Günaydın kızım. Benim sesimden dolayı uyanmıyor olabilir midir bakalım? Günaydın bir tanem. Günaydın anneciğim. Yok. Uyanmadı. Efendim benim öpücüğümün etkisi biraz uzun sürebilir. Antibiyotik mi lan bu? Ne ben, etkisi ya? 12 saatte bir öpsem aslında... Ya Allah aşkına gider misin lütfen ya? O zaman öptüm bay. Hala öptüm. Toğlu ite bak şakaya bak ya. Şaka yapıp çıkıyor dışarı ya. Şerefsiz ya. Ne ayıp bir şey. Hadi öptüm bay diyor. Gerçekten ama sen biraz ayıp ettin ha bak adama. Ben ne yapıyorum ya? Yuvarlanıyordum. Ayıp ettin biraz adama. Ne ayıp ettim Allah aşkına ya? Ben mi ayıp ettim? Evet. Kaç kişi kaldı? 198.004 kişi. 198.004 kişi. Öyle mi? Evet.
Devam edeceğiz mi biz buna? Evet, yani haber hızlı yayıldığı için böyle olacak. Tamam, biraz hızlanalım o zaman. Tamam. Ol, al. Sıradan alıyorum baba. Hadi bakalım. Sıra. Sonra. Beş saat sonra. Yedi saat sonra. Kaç kere girdin lan sen? He? Sabahtan beri seni izliyor. Sürekli sıranın başına geçiyorsun. Canım ben her seferinde farklı bir teknik deniyorum. Ne teknik? Lan yapma lan! Ne yapıyorsun lan? Git! Öpeyim bir tane. Öp lan. Öp. Git lan. Defol. Defol. İt oğlu it. Bu nedir ya? Ne yaşadık ya? Biz hatayı nerede yaptık biliyor musun? Bas bas her yerde bağırıldı kralın kızını öpmek isteye. Lan böyle anons mu olur ya? Böyle anons olursa gelir işte bütün manyaklar. Ne bileyim ya? Allah Allah. Tamam yeter, bitti. Baba, bitti tamam. Gönder, herkesi gönder. Ya baba zaten son bir kişi kaldı ya. Tamam, istemiyorum ne gönder. Ne fark eder baba? Ha 198.004 kişi öpmüş. Doğru. Ha 198.005 kişi tamam, öpmüş. Tamam oğlum, doğru. Ha 198.006... Söyleme lan sürekli. Ne fark? 198.000'den sonrası fark ediyor mu? Allah Allah. Bir kişi kaldı diyorum Çağır, oğlum. Çağır. Hadi seni. Son kez. Peki bu sefer olur. İnşallah. Gel kral. Selamünaleyküm kralım. Aleykümselam canım. Cimcime uyuyor herhalde ha? Cimcime ne lan? Cimcime ne? Kız cimcime. Gün ağardı gün. Kız bicirik. Ne yaptı, taş mı taştı bu? Niye böyle uyuyor İçi bu kadar? İçi geçti ya, ayran İçi içtik. Ha, hep beraber. Kralım, destur var mı? Uyandırayım. Buyurun. Tamam lan, tamam. Uyanmıyor tamam, işte. Tamam, pardon, pardon. Uyanıyor mu? Kızım! Aman Allah'ım! Şükürler olsun. Allah Allah. Uyandın anneciğim. Ne oldu bana? Ah kızım, çok derin bir uykuya daldın ama prens seni öptü, uyandırdı. Öyle mi? O kadar şehirler, krallıklar arasından beni bir tek sen mi öptün? Aynen kızım, bir tek o öptü. Aynen. Tamam. Gezdi, tekte, vurdu gitti herif ya. Biz de şaşırdık. Dur ya. Gerçekten helal sana çocuk. Gerçekten. Sen kimlerdensin? Efendim ben Prens 3. Charles. Aman keşke 1. Charles olaydı. Ya ne? Ya ne bileyim, çalışır belki 1. olur değil mi? Ya şey Allah aşkına oğlum, kusura bakma ailem mal. Birazcık özür dileriz o yüzden. Gerçekten. Varsa evet. Bir dileği. Söyle bakalım delikanlı. Dile benden ne dilersen. İtiraz ediyorum. Ben o kadar öptüm, gevşettim kızı. Öyle uyandı. Böyle bir şey olabilir mi lan? He? Sana mantıklı geliyor mu lan? Şşş, ne oluyor? Piçe bak, gerçekten gevşetiyor. Pamuk gibi oldum ya. Saçmalama, dur orada. Kralı da öpmedim demem. Lan Devo! Ya Allah kahretmesin, tamam. Bırakacağım bu krallığı. Gerçekten sana yakışmadı, kaldıramadım bu şeyi. Evet, bir şey delikanlı. Şeyi söyle oğlum. Dileğini söylüyordu, söyle. Söyle bakalım, ne dilersin prens, benden? Prensin dileği prensesle evlenmektir herhalde. Tabii canım. Ne evliliği ya? Ne? Ben evliliğe falan karşıyım ya, evlilik falan yok. Ne evli? Alt tarafı öptüm, evleneceğiz mi hemen? Ama beni öptün, uyandım. Gerçek aşkın öpücüğü. Gerçek... Ne aşkı ya? Ne? Aşk ne ya? Yok öyle bir şey ya. Öyle bir şey yok. Ben inanmıyorum öyle şey. Bak şöyle bir şey yapabiliriz istersen. Sen bana güvercinini ver. Ben sana güvercinimi vereyim. Arada yazışalım böyle. Sonra takılırız, gezeriz biraz ama çok vakit ayıramam. Çünkü benim böyle düzenli olarak öptüğüm prensesler var. Lan ne demek takılalım? Oğlum benim öptün ya, sen geldin kızımı öptün. Ne? Evleneceğiz mi dedim?
Evlenelim mi dedin? Destur istedim, öptüm, uyandırdım. Lütfen kralım, benim gitmem lazım. Daha kurbağayı öpeceğim, prense çevireceğim. Haydi bakalım. Lan onu da mı sen öpüyorsun? Evet ya, bütün masallarda bu hikayeye ben bakıyorum. Görüşmek üzere. Hayalimdeki meslek ya. Yemin ediyorum hayalimdeki meslek, biliyor musun? Bana bak, sürerim seni. Kız varsa olur. Ya oğlum, salak salak. Lan nereye gidiyorsun? Kızımla evlen ya. Kralım, ben kaçtım. Prenseslerle. Oğlum, kaçtım ne lan? Ayıp lan, gel lan, ne olur. Baba. Canım sağ olsun. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer deliler... Lan kurban oldum, ne anlatıyorsun babam ya? Allah aşkına ne anlatıyorsun sen? O sonuna da söylemiyor muydu lan? Babam sonunda yok ya. Ya babam onu bunu bırak şimdi. 198.005 kişi bugün benim bacımı öptü. Oğlum rakam verip durma Kerem, unut şu rakamı ya. Allah aşkına gidek şunları boğazlaya, haydi. Oğlum nereden bulacağız adam yabancı ya? Şerefsiz öptü kaçtı bir de. Ya kızım, anladın mı? E baba, ne anlayacağız şimdi bundan? Niye bunu anlattın? Yani diyorum ki uyuma. Salak olma. Gözün açık olsun azıcık. Mal olma diyorum babacığım. Yani Tarık, bu hikayede sorun kızımızın uyuması, öyle mi? Sorun bu mu? Ya ben diyorum ki dışarıda yani böyle çocuklar var. Ben o çocuklardan koruyorum yani. Öyle mi Tarık? Abi. Sen kendi kızını korumak istiyorsan önce kendi oğlunu edeceksin. O zaman bütün kızları korumuş olursun. Evet. Olmaz. Zaten eğitiyorum ya, değil mi? Tabii, tabii. Hayır, çocuğa gelince her şey tamam, kıza gelince kısıtlıyorsun. Olmaz. Bu kız üzüldüğünde gösterdiğin hassasiyeti oğlumuz başka kızları üzdüğünde de göstereceksin. Ya anne, ne başka kızları üzmesi? Allah aşkına öyle bir şey yok ya. Ben öyle lafına söylüyorum aman. Olur mu öyle şey? Zaten bana kimse bakmıyor ki. Tabii canım, ben yani oğlumun mal olduğunu bildiğim için ben eğiliyorum onu ya. Yani sen yaparsın oğlum falan diye. Babacığım yoksa... Annem haklı baba. Benim çok üzerime geliyorsun ya. Çok kısıtlıyorsun ama beni. Öyle mi? Evet. Baştan deseydin bak, ne bileyim ben ya. Ben öyle düşünmedim. Düşüneceksin. Tamam babacığım ya, ben bundan sonra Kerem'e nasıl davranıyorsam sana iki katını davranayım. Bak eşit davranayım, tamam eşit davranayım. Nedir yani? Bak bu sabah mı babacığım, gel. Hayırlı mezuniyetler, git sen. Tamam, hadi, 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 hadi. Hadi çocuk, tanışalım. Gelsin önce bir tanışalım. Selamlar. Ben senin o dili, senin o dilini yoruyorum. Kerem, gel seni. Yapma lan! Yapma lan! Gel buraya, şuraya da sohbet. Çok güzel git yerler. Şimdi bu skeçte Ebru, mutlu musun? Yani yattığın yerde... Yemin ederim uyurken sen, bunu söyleyeceğim. Sen uyurken kimlerin geldiğini gördün mü arkadan? Tuna abi, Mehmet falan. Bir de Mehmet'in gelişini gördün mü? Mehmet gelsene bir. Bizim arkadaki ekibimizden reji asistanı, ben de onu... şeyle görünce şok oldum. Gel, gel. Gel, gel. Soyunmuş bile. Mehmet, hoş geldin. Şeyle görünce, takım elbiseyle görünce tam tanıyamadım ama... Havaya gerçekten çok havaya girdin ya Mehmet. Yani ne zamandır öpüşmüyordun yani o... Zil çalmak da Ebru sana yakışır. Çal be zili. Vallahi ya. Hadi be. Evet, Ebru abla. Teşekkür ederim. Evet, çok güzel hareketler. Devam ediyor alkışlarınızla. Evet, sevgili izleyenler, ekranları karşıt izleyicilerimize, gelen misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizlere bugün eşlik ettiğiniz için. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Siz de inşallah ekranları karşısında eğlenmişsinizdir. Alkışlar BKM Mutfak Oyuncuları'na gelsin.